bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Başka kimsem kalmadı. Benim için hala bir yeriniz var mı? O ne demekmiş ya? Tabii ki de var. Alayım ben şunu. Gel Sevgi teyzem, gel. Sevgi teyze, seni çok özledim. Güzel kızım benim. Sevgi teyze, aç mısın? Yani pek yiyecek bir şey yok ama istersen peynir ekmek çıkarabilirim. Yok kızım, aç değilim. Sağ ol. Gel Sevgi teyze, buyur. Ne oldu Sevgi teyze? Oğlunla mı kavga ettin? Biliyor mu burada olduğunu? Bilmiyorlar. Çıkarken de kimseyi görmedim zaten. İsmail söyleyecekti gittiğim. Gerçi umurunda mıyım onu da bilmiyorum ya. Kurtuldular işte benden. Yok Sevgi teyze, öyle deme. Kim annesinden kurtulmak ister ki? Sen yanlış anlamışsındır. Keşke güzel Asiye. Keşke herkes sizin gibi temiz kalpli olsun. Biliyor musunuz? İnsan yaşlanınca hiçbir kıymeti kalmıyor. Çöp gibi kenara atılmak isteniyor. Hele bir de param pulum varsa. İyice fazla geliyorsun. Çoluğun, çocuğun, evladın ölsün de kurtulalım diye gözünün içine bakıyorlar. Senin bir kalbin mi var? Üzülür müsün? Kırılır mısın? Kimsenin umurunda değil. Oğlum beni istemiyor artık. Ben onun için bir yüküm. Allah Allah ya, bir insan annesini nasıl istemez? Benim annem yaşasa var ya, ben onu sırtımda taşırım. Bak iyice sinir oldum ha ben bu adama. Olma oğlum. Olma. Sen yine de kızma oğlum. Ya nasıl kızmayayım? Sevgi teyzemin kalbini kırmışlar. Sen de topladın eşyaları. Vurdun kapıyı, çıktın geldin değil mi? İyi yapmışsın ha. Ben bugüne kadar istermediğim hiçbir yerde durmadım Ömer. Hiçbir zaman. Ben de öyleyim biliyor musun? İstenmediğim yerde bağlasan durmam. Biliyorum. Sen de benim gibisin. Ya kıyamam ben sana, ağlama. Burası senin de evin. Sen bizim babaannemizin. Unuttun mu onu? O yüzden canını sıkmak yok, tamam mı? Duyayım. Duyayım, tamam mı? Tamam. Hah. Tamam güzel oğlum, tamam. Sevgi teyze, seni burada görmeyi özlemişiz. Evet, hem de çok. Güzel çocuklarım benim. Kıyamam sana. Güzel torunlarım. Kıyamam sana ben. Biz hep buradayız, tamam mı? Üzülmek yok. Üzülmek yok.
Ay çocuklarım, canlarım benim. Ay vallahi burada da yoksa şansımla küs artık anneciğim. Ayaklarım patladı aramaktan. Başka koca bul kendine. Yuh be, sonunda. Orhan amca, 40 saattir seni arıyorum ya. İnsan bir telefonuna bakar yani. Vallahi kapattım kızım telefonumu. Şu an ne kimseyi dinleyecek halim ne de konuşacak mecalim var. Tahmin ettim, o yüzden geldim zaten. Ha. Annen anlattı değil mi? Anlattı. Ya çocuğun görüntüsüne bakmaya gittim diye kıyameti kopardı. Yüzüğü çıkardı, avucuma koydu. Seni boşayacağım dedi, çekti gitti. Biliyorsun değil mi? Yani biliyorum bilmesine de annemin o dediğini pek yapacağını sanmıyorum ben. Allah Allah, niyeymiş o? Ya hadi sana o lafı söyledi. Avucuna da yüzüğü bıraktı diyelim. E evde hüngür şakır ağlıyor şu an, o ne olacak? Nasıl ya? Ağlıyor mu? Ağlıyor vallahi. Susturamadım ne yaptıysam. O yüzden ben de seni aramaya çıktım. Ya kızım iyi de konuşturmadı beni ya, konuşturmadı. Açıklamama müsaade bile etmedi. Madem pişman olacaktın, ne diye yüzüğü avcuma bırakıp gitti ya? E sen de artık Orhan amca yani. Kadın eski karının karşısında küçük düşmek istememiş işte. E kırılmış, e ağlıyor şimdi evde. Pişman yani, öyle mi? Pişman tabii. Ya biz ne yapalım biliyor musun? Çiçeğimizi alalım, sen git onunla bir güzel konuş, özrünü dile. E baştan başlayın işte. Ne dersin? Sevgi teyze, eminsin değil mi aç olmadığını? Eminim oğlum, emin. Aybüke herhalde. İsmail'in yanılmayacağını biliyordum. Ne işin var senin burada? Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum demiştim. Anne esas senin ne işin var burada ya? Burası ne böyle? Ne yapıyorsun sen burada? Nesi varmış buranın? Sizin ev gibi büyük ya da şık değil diye mi küçümsüyorsun şu an? Garipsedim diyelim. Yani ev mi, oda mı belli değil de. Ben şöyle açıklayayım sana. Burası ilk ardiyeydi. Sonra kümes oldu, böyle tavuklar falan takılıyorduk. Şimdi daha güzel küçümseyebilirsin. Buyur. Ne kadar dik başlasın sen ya? Kime benzedin acaba? Gururlu olmayı kastediyorsan, rahmetli babamdan öğrendim. Sağ olsun. İyi. Aferin babana. Bir müsaade ederseniz annemle konuşabilir miyiz? Lütfen. Gel ablacığım, çıkalım. Sevgi teyze, biz kapının önündeyiz. Canını falan sıkarsa söyle. Seve seve kovarım. Şu terbiyesize bak ya. Neden? Hak ettiğin cevabı verdi diye mi terbiyesiz oldu? Uyuz oluyorum bu herife ya. Akşam akşam canımı sıktı. Sarp'la Yasmin de aynı babaları gibi. Sevimsizler. Bir de o mesele vardı değil mi? Hangi mesele? Süsen'in Sarp denen vasıfsızla yemek yeme meselesi. Allah, ona ben de şaşırdım. Onları hiç okulda konuşurken falan da görmemiştim. Ne alaka? Dur bakalım, yarın soracağız Süsen Hanım'a. Hakikaten ne alaka? Anne ben gerçekten anlamıyorum seni ya. Sen koskoca evi bırakıp nasıl geliyorsun böyle bir yere yani? Ne yapıyorsun sen burada? Ben sadece evi bırakmadım Ahmet. Ben sizi bıraktım, sizi. Anne biz sana ne yaptık? Yani malını mülkünü şu çocuğa verdin. Kendi çocuklarımın hakkını korudum diye mi silip attın sen bizi? Yeter Ahmet, yeter. Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Paranın kulu kölesi olmuş zavallı bir adam. Anne ben sadece şu çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Haksız da değilim ayrıca. Ha çocuklarını düşünüyorsun demek.
yaşlı annenin kafasını ilaçla bulandırıp ona deli raporu alarak mı yapacaktınız bunu? Sen duydun mu onu? Evet, duydum. Hiç mi utanmadın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? O dangalak karına, o benim annem olmaz böyle bir şey diyemedin mi? Yazıklar olsun senin gibi evladım. Anne bak, bir şey söyleyeceğim. Yani sen bana Ömer, Ömer, Ömer diye tutturmasaydın... yani bana başka çare bırakmadın anne ya. Sus saygısız. Çirkinliğine bir de kılıf arıyorsun utanmadan. Şimdi alın o malı mülkü başınıza çalın. Bundan sonra ne senin gibi bir evladım... ne de o kendini bilmez kadın gibi gelinim var. Ben burada torunumla mutluyum. Şimdi defol git buradan. Gururlu ve iyi insanların yaşadığı bu eve yakışmıyorsun sen. Oğluna da. İyi ki o çocuk senin babası olduğunu bilmiyor. Yoksa kahrından ölürdü. Ablacığım, senin ödevin falan yoktu değil mi? Vardı ama ben hepsini bitirdim. Aynı abisi bu da. Bir bakar mısınız? Ömer. Tamam. Bakın Sevgi teyze yaşlı bir kadın ve hastalıktan yeni kalktı. Ne yaptınız bilmiyorum ama onu böyle üzemezsiniz. Ben buna izin vermem. Bak, bak, bak. Öyle mi küçük bey? Aynen öyle. Bir daha da buraya gelmeyin. Sevgi teyze sizi görmek isterse ben bir şekilde ulaşırım size. Öyle kafanıza göre gelip canını sıkamazsınız. Annem kararını değiştirecektir. Sen hiç merak etme, tamam mı? Bu arada sen baya baya sahiplenmişsin annemi ya. Evet. Sizin yapamadığınızı yapıyorum. İyi akşamlar. Benim yapamadığımı yapıyormuş. Bak sen bak. Artist ya. Yalnız var ya, doğduğum an belliymiş yakışıklı olacağım he. O saniye anlaşılmış yani. Baksana şu tipe bak. Normal bir tip değil bence. Köfte dudak. Şey, yalnız o benim. Bakayım. Ha, zaten sana bir şey ayıp olmasın diye söyledim ben. Çok çirkin çıkmışsın. Sen kendine bak. Ah ah, ey gidi günler hey. Ne güzel, ne mutlu günlerdi o günler. Yine böyle aile fotoğrafı çekinebilecek miyiz acaba? Çekiliriz tabii. Niye çekilmeyelim? Bak, o illet kadın yüzüğü verip boşanacağım dediyse oradan hayır gelmez artık. Babam da özgürlüğünü ilan etmiş bir beyefendi olarak evine, yuvasına geri döner. Bir şey diyeceğim. Bunlar boşanınca acaba ben Afra'ya yürüyesem... Ne? Afra mı dedin sen? Ne desin ki olacaksın sen? Olacaksın hep mutsuz olsun. Yok, o dedi ki eğer babam eve geri dönerse sevinçten bütün kumbarasını bana verecekmiş. Aferin olacaksın. Aferin olacaksın. Demedim öyle bir şey. Dedin ya az önce olacaksın. Dedim ya, zaten kurban olsun Aybike'me değil mi? Sen 12 TL biriktirdim. O da senin olsun. Çocuklar hemen heveslenmeyin. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Bilmiyoruz, bakacağız. Yarın göreceğiz. Neler olacak, konuşacağız. Ama benim hislerim kuvvetlidir. Ben hissediyorum. Galiba ayrıldı bunlar. Bu iş olacak. Yani inşallah hayırlısıyla. Ama hissediyorum ben. Kapatayım, dayanamadım. Anneciğim. Neredesin? Kaç saattir yoksun ortalık? Sana çok aşık bir adamla konuşuyordum parkta.
E versene çiçekleri hadi. Ya Gönül. Sana haber vermeden bebeği görmeye gittiğim için affedebilecek misin beni? Ben kırdığım için çok özür dilerim Gönül. Asıl ben kendimi kaybettiğim için sen beni affedebilecek misin? Tabii ama bir şartla. Neymiş o? Bu yüzü bir daha öyle kolayca çıkarıp atmak yok. Tamam mı? Anlaştık. Genç aşıklar da kavuşup barıştıysa şöyle bir pasta söyleyeyim mi dışarıdan, kocaman, çilekli? Olur vallahi, çok güzel olur. Orhan da çok sever hem. Tamam hadi yap. Söyle. Ben bunları suya koyayım. Koy bakalım. Yatmadın mı daha? Yok yatmadım. Ne oldu? Bulabildin mi anneni? O çocukların yanına mı gitmiş? Evet, onların yanından geliyorum. Sarp'la Yasmin neredeler? Yattılar az önce. Belki anneni getirirsin diye hiç annenin gittiğini falan söylemedim. İyi düşünmüşsün. Yok, ikna edemedim. Gelmiyor. Allah Allah, gerçekten anlamıyorum. Yani niye bu kadar kızdı ki bu kadın? Malını mülkünü paylaştırıyor, ona biraz tepki gösterdik, ona mı kızdı? Konuştuklarımızı duymuş. Neyi duymuş? Akli dengesi yerinde değildir raporu almak istediğimizi. İnanmıyorum. Annen böyle sinsi sinsi kapıları mı dinliyormuş bu evde Ahmet? Ay kaç yaşında kadının yaptığına bak, inanamıyorum ya. Ya biz artık bu evde rahat rahat konuşamayacak mıyız kendi evimizde? Anlamıyorum ben. Ne var Ahmet, ne bakıyorsun? Yani ben yanlış bir şey mi söylüyorum şimdi? Yani şu anda sana gerçekten inanamıyorum Şevval. Yani kendi konuştuklarımızı düşündükçe... yani annemin kapıyı dinleme ihtimali bir problem mi sence? Ya da bundan dolayı ona kızsa mıydım acaba? O zaman daha mı mutlu olurdun? Hayır tabii, yani ben öyle bir şey söylemek istemedim. Neyse, ne diyor annem başka? Söylemiş mi o çocuğa torunu olduğunu? Bu çocuk sana şimdi dava falan açmasın Ahmet. Söylememiş. Söyleyeceğini de zannetmiyorum ayrıca. Annem onlarla beraber oturmak istiyor. Ya kümes gibi bir evde yaşıyorlar. Gerçekten inanabiliyor musun ya? Allah Allah, yani kendi bilir tabii. Çocuk değil ki kolundan çekip getirelim eve, değil mi? Yine de benim içim el vermedi. Sakinleşsin, biraz konuşacağım. Sen bilirsin. Yani sonuçta biz istediğimizi elde ettik mi? Ettik. Malımızı, mülkümüzü kurtardık mı? Kurtardık. Bundan sonrasını o bilir. İster gelir, ister gelmez. Anneme karşı biraz daha saygılı ol, olur mu Şevval? Yani bu tavrın hoşuma gitmiyor. Öyle mi? Ben o raporu bir şekilde ayarlarım dediğimde tavrım hoşuna gidiyordu ama. Neyse, sen yokken çocuklarla da konuştuk. Onlar da bu evden hiç hoşlanmıyorlar. E ben de. Yani diyorum ki madem bu kadar değişiklik yaptık hayatımızda, artık bu evi de değiştirelim. Ne dersin? Bakarız. Heh, istediğim cevap bu işte. Ben başlıyorum bakmaya. Mis gibi kokuyor. Uyandın mı sen güzel oğlum? Günaydın. Vallahi bu kokuyla uyanınca gün harbiden aydın oluyor ha. Sevgi teyze bize pişi yapmışlar biliyor musun? Üzerimde kalan son parayla marketten biraz erzak aldım. Ya Sevgi teyze, sen niye cebindeki parayı harcıyorsun ya? Biz bir şekilde idare ediyoruz. E ne olur evladım. Zaten bir torba bir şey alabildim.
Elimden daha fazlası gelmedi. Olsun Sevgi teyze, sen üzülme. Biz yokluğa alışırız zaten. Yani yeter ki hep birlikte olalım, huzur içinde olalım, o yeter. Canım hadi. Hadi sen de gel de soğumadan iyi. Hadi güzel ol. Çayları da ben koyayım o zaman, öyle bir şey hadi yok. Hadi bakalım, gel koy. Niye teyze? Nadırım'la beraber güzel takım olmuşsunuz bakıyorum. Nebahat Hanımların evinde çalışmaya başlamışsınız. He, olduk vallahi. Anneniz beyin kısmı, ben de füçüt. Füçüt? O nereyi temizleyeceğimi söylüyor, ben de temizliyorum. Takımız biz. Nadırım güzel sistem kurmuş. O sen dersine geç kalmadın mı oğlum? Bak Aybüke kahvaltısını bitirdi, dışarıda seni bekliyor. Sen hala karnlarla lak lak ediyorsun. Tamam Nadırım, kalkıyorum, kızma. O zaman size Bolcan beyin ve füçüt takımı olarak. Heh. Oğlum püskürtme ağzından. Hadi, hadi. Allah sizin açıklığı versin. Amin. Kardeşine sahip çık. Oh be, sonunda gitti. Vallahi çocukların yanında sormayayım dedim de. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl ne yapacağım bilmiyorum. Orhan abi kendi tarafına çekmek için ne yapacaksın? Madem kadın yüzüğü çıkardı, verdi. Şimdi bir şeyler yapmak gerek değil mi? Harekete geçmek gerek. Harekete mi geçmek gerek? Nasıl geçeceğim ben harekete? Ne bileyim, mesela böyle arkadaşça falan yaklaş. Arkadaşça? Detleşmek falan gibi mi? Ha, öyle işte. Kızım adam ta nerede, ben neredeyim? Ben nasıl böyle uzaktan uzağa dertleşeceğim onunla? Mesaj at mesela. Ay Allah aşkına bırak Hilmi'ye. Ergen çocuk muyuz biz ya, mesajlaşacağız öyle? Ya bacım artık bu işler böyle yürüyor, kabul et bunu. Mesela şey yaz, işte gönülle aranızı düzelttiniz mi? Hani sanki umrundaymış da üzülüyormuşsun gibi. Ya olur mu? Ay Hilmi'ye sen de başıma ilişki psikoloğu kesildin ha. Yapayım mı? Yarar mı işe? Evet evet, yarar bence. Erkekler böyle onunla çocuk gibi ilgilenilsin, hoşlarına gidiyor. İyi tamam, hadi dur. Atayım bari mesaj. At. Ne yazayım? Hayırlı sabahlar. Çiçek böcek neyin atayım ben? Yok. Ha, atmayayım dur. Seni merak ettim. İyi misin? Soru işareti dur. Bir de şey yaz. Gönül'le hala ayrılar mı? Hala ayrı... Yok öyle yazılmaz. Gönül'le... Ay bu kadının adını da yazmak istemiyorum ama hadi. Anne, geleyim mi yardıma? Gerek yok tatlım, biz hallediyoruz yani. Orhan amcan hallediyor. Şengül mü? Ya hala bu adamın peşinde misin sen be kadın? Seni merak ettim, iyi misin? Gönül'le aranı düzelttin mi? Ya bak sen, bir de kontrol ediyor. Oraları düzelmemişse adama yürüyecek yani. Dur şimdi sen görürsün. Mesaj geldi. Sorma Şengül, hiç iyi değil aramız. Boşanacağız galiba. Bacım gözün aydın. Boşanıyorlar. Ya, yarın akşam 7'de bizim balıkçıda seninle yemek yiyelim mi? Kız beni yemeğe çağırıyor Orhan. Bu adam vallahi geri dönmek istiyor ha. Hede hede. He. He yazılmaz dur. Tamam. Yolladım vallahi. Kız işe yaradı. Tabii ki de tamam diyecek. Ama sen bu oyunu hak ettin Şengül'cüm. Bak ben sana neler yapıyorum daha. Şu mesajları da silelim. Hah, geldik. Nerede kaldınız anneciğim be? Geldik kızım. Tüpü değiştirdik işte, çayı demledik.
Ben yedim ama. Yani geç kalacağım diye kusura bakmayın. Aa, bir şey de yememişsin. Hayda, neyse tamam ya. Akşam beraber yeriz, ne yapalım? Ya aslında biz bu akşam beraber yeriz de... acaba siz yarın akşam baş başa mı yemeğe çıksanız? Hem barışmanızı kutlamış olursunuz, ha? Bilmem, ne dersin? Olur vallahi. Ne zamandır çıkmıyorduk zaten. İyi olur. Tamam. Şahane. O zaman ben size bizim balıkçıda yer ayırtıyorum. Tamam mı? Detayları sana mesaj atarım anneciğim. Çok öpüldünüz. Gitmem lazım benim şimdi. Görüşürüz. Böyle sürprizlerle dolu işte. Hatoş abla senin evindeyken bize çok güzel pişiler yapıyordu. Öyle mi? Güzel geçti mi benim evimdeki günleriniz? Mutlu muydun? Evet ama bence burası daha güzel. Çünkü burada sen varsın, ablam var, abim var. Başka hiçbir şeye gerek yok. Burası çok güzel. Güzel torunum benim. Bir tanem benim canım. Tık 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 tık. Hello gençlik. Yeni bir okul gününe hazır mıyız? Aa. Sevgi teyze. Senin bu saatte ne işin var burada? Burada mı kaldın? Evet oğlum, burada kaldım. Sadece dün gecelikte değil, artık Sevgi teyze hep bizle. Neden? Yani ne güzel, ne güzel tabii. Güzel tabii, güzel olmaz mı? Ama neden? Oğluyla kavga etmiş. Ha, size bir şey değil mi? Bakın söylüyorum, bu kadın sizi çok seviyor. Çünkü yani koskoca evi bırakıp gittiyse... çok seviyor demek. Çünkü ben olsam bir tereddütte kalmazdım zaten, niye kalayım? Ama bir aklım da kalmazdı zaten. Çok ilginç. Fıstım, hadi çantanı al da Safet abi bekletmeyelim, hadi. Ben Emel'i servisine bırakırım oğlum. Hadi siz çıkın, okula geç kalmayın. Ya vallahi çok iyi olur Sevgi teyze ya. Tam şu üstten biniyor. Tamam oğlum, tamam. Merak etmeyin siz bizi. İyi, biz çıkalım o zaman. Oğlum bak kafası gidiyor arada bir. Emel'i falan unutmasın bak bir yerde. Yok, numaraymış o. Nasıl ya? Ya sonra anlatırım, hadi hadi. Hadi biz de gidelim. Çantamızı al. Biz de gidelim. Tatlım bak buranın granolası efsane. Tavsiye ediyorum, çok seveceksin. Ayla çok açım şu anda. Vallahi yani bundan sonra beni böyle kahvaltı yapmadan yürüyüşe falan götürme lütfen. Tamam tamam. Bir dahaki sefere önce bir şeyler yer, sonra yürüyüşe çıkarız. Bakar mısın? Buyurun efendim. Ben bir granola istiyorum. Yanında bir filtre kahve alacağım. Birazcık da süt, tamam. Ben de aynısından lütfen. Tabii efendim. Süt sıcak olsun mu? Olsun. Benimki sıcak olsun. Olmasın. Ne sıcak, ne soğuk. Süt yok, verilmeyecek. Hatta hiçbir şey verilmeyecek bu hanımcıklara. Tamam mı? Tabii efendim. Ne saçmalıyor bu şuursuz ya? Ne diyorsun sen? Kulübün yeni kurallarını açıklıyorum. Rıza, Rıza gel. Buyurun de Batın. Rıza, şimdi şu hanımefendiye bir bak, iyice aklına yaz. Buna ve dolayısıyla bunun yanında gelen misafirlerine burada servis verilmeyecek. Hatta mümkünse kapıdan içeriye de almayın, tamam mı? Anlaşıldı efendim. O ne demek öyle? Ya bu ne cüret ya? Ayrıca sen kimsin de böyle bir şeye tamam diyorsun? Ve sen nasıl böyle bir şeye karar verebiliyorsun? Ne saçmalıyorsun? Mekanın sahibi olarak karar verebiliyorum. Kulübün yeni sahibiyim. Seni burada görmek istemiyorum artık, tamam mı? Yeni sahibi mi? Doğru duydun. Kulübü satın aldım. Hadi lütfen, hadi. Şimdi ben senin buradan gitmeni istiyorum. Sana var ya, artık gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum Nebahat. Bu duruma gelmesini sen istedin. Hayatımda gördüğüm en yüzsüz ve en saygısız kadın mısın sen? Yazık. Peki. Seninle defalarca konuşmaya çalıştım, dinlemedin. Senden defalarca özür dilemeye çalıştım. Anlamadın. Sen ne yaptın? Arkamdan kulis çevirmeyi tercih ettin. Sen bunu gerçekten hak ettin artık Ayla. Ayla'cığım kalk gidelim Allah aşkına ya. Sabah sabah ağzımızın tadı bozuldu. Hem suçlu hem güçlü. Pardon. Bu kadıncağızın kocasına neler yaptığını ben de duydum herhalde, değil mi?
Ne sandın Nebahat? Hı? Bu öyle üstü kolayca kapanacak bir konu muydu? Öyle mi düşündün? O işler öyle olmuyor Nebahat. Bana ve aileme yaptığın her şeyi tek tek herkese anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim. Sen de bunu fazlasıyla hak ettin. Anladın? Hadi Şevva'cığım, gel biz başka yerde kahvaltımızı edelim. Yeterince ağzımızın tadı kaçtı zaten. Bravo. Sen busun işte, güle güle git. Suzan nerede? Kıza? Bugün izin günü efendim. Tamam. Rıza ya, bana bir sade kahve söyler misin? Başım tuttu bu carcarların yüzünden. Hemen, hemen geliyorum. Çekme beni, çekme. İstemiyorum gelmek. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım? İyi gidiyor mu her şey? İyi, ben sana sorayım. Evet, her şey çok iyi gidiyor. Dün bizi mutlu edecek gelişmeler yaşandı da Asiye'cim. Öyle mi? Hı-hı. Babamla Gönül Hanım boşanıyorlar. Harbi mi diyorsun? Bence sen öyle her duyduğuna inanma kanka ya. Büyükler boş konuşabiliyor bazen. Bir, bu kesinlikle boş konuşulacak bir mesele değil. İki, bana kanka deme. Deme, istemiyorum. Ben senin kankan falan değilim. Ya ne yapayım? Hoşuma gidiyor sana kanka demek. Ayrıca o boşanma meselesinin altı dolu mu, boş mu yakında görürüz. Bye. Çok hoşuna gidiyor beni delirtmek bak. Manyak ya. Benden hoşlanıyor. İlgimi çekmek için de seni sinir ediyor. Bu tamamıyla psikolojik bir durum, ben sana söyleyeyim. Acaba senin şu hayalperest yorumlarının psikolojideki karşılığı ne? Ben en çok onu merak ediyorum. Okul sensiz daha iyiydi ya. Neden geri döndün? Ben oğlum kim bastı senin kuyruğuna? Ne diyorsun, ne anlatıyorsun sabah sabah? Neden daha beter olmadın da okula geri döndün diyorum. Oğlum bak sabah sabah manyak mısın desin? Hadi bas git işine, hadi. Manyağın kralı sensin lan. Ben mi oldum şimdi? Neden daha beter olmadın dediğine göre... sen de en az benim kadar manyaksın Berko. Eskiyi hatırla, geri döndün herhalde. En azından kimsenin arkasından iş çevirmiyor. Ne kurguluyorsun kafanda sen sabah sabah? Hı? Kimin arkasından ne iş çeviriyormuşum ben? Ha, seninki de geldi. Sen ne saçmalıyorsun hala? Her şeyin farkındayım diyorum. Ya neyin farkındasın? Neyin? Neyin farkındasın belki? Bunca zamandır arkamdan neler çevirdiyseniz hepsinin farkındayım diyorum Aybike. Berk, acaba diyorum o ses tonuna bir ayar mı çeksen? Ha? Kardeşim ya o benim. Sen karışma olacaksın. Karışma. Sen geçmişi bayağı bir özlemişsin. Dur ben sana bir hatırlatayım, gel. Olcan dur. Tamam, sakin ol. Oo, bakıyorum aileye de girmişsin hızlı çocuk. Bravo sana. Kardeşin tabii. Koruyacaksın. Ama bana atılan kazığın hesabını da soran yok. Yok postlara beğeni atmalar. Yok fısıl fısıl konuşmalar. Hastane ziyaretleri. Aptal değilim lan ben. Ben aptal falan değilim, tamam mı? Aranızda da bir şey olduğunun gayet de farkındayım. Ya sen nasıl... Berk gerçekten kafayı yemişsin. Sen şaşırdın. Gerçekten aralarında bir şey mi varmış? Yani pardon da... senin gibi yakışıklı bir çocuğa yapılacak şey değil bence bu. Yuh artık. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Bu çocuk ne ara bu kadar kafayı yedi? Benim aklım almıyor. Vallahi benim de almıyor ama babasına üzülüyor dedik. Sınırı birazcık açtı bu sefer. Aynen öyle.
Sinan'ı fazla açtı. Aybike. Bak. Haddim olmayarak bile olsa, eğer istersen ben bu herife kendi anlayacağı dilden konuşabilirim. Çünkü onun anlayacağı dili ben çok iyi biliyorum. Ve senin canını böyle abuk subuk konuşarak sıkmasını falan da istemiyorum. Ne diyorsun Tolga? Ne yapacaksın? Gidip dövecek misin? Aybike, hayır. Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne o zaman? Ne? Ne yapacaksın? Yapmayın daha fazla bir şey ya. Yeterince üzgünüm zaten. Ne olur. Yeni bir olay çıkmasın. Tamam ya, sen üzülme yeter ki. Biz de bu konuyu kapatalım bence. Tamam. Bir şey yok. Nasıl isterseniz öyle olsun. Oğlum zaten sen okulda kime ne yapacaksın onu da merak ediyorum ama. Ne yapalım? Aybike'nin canını böyle istediği zaman sıkmasına izin mi verelim yani? Tek kolla da olsa halledeceğiz bir şekilde. Hem sen varsın yanımda. Takılma, korursun beni değil mi? Tolga tamam yeter. Saçmalama. Tamam, özür dilerim. Sustum. Her şeyin bir anda olmasına biraz şaşırdım açıkçası. Hiç haberimiz yoktu böyle bir değişiklik olacağından. Evet, ani oldu gerçekten. Ama malum annemin biraz artık yaşı var. Okulu çekip çeviremeyeceği ve hesap kitapla uğraşamayacağı için bütün mal varlığını bizzat ilgilenmem için bana devretti. Hayırlı uğurlu olsun o zaman Ahmet Bey. Ne diyeyim? Umarım sizinle birlikte okulumuzun eğitim kalitesi gün geçtikçe daha da artar. Umarım. Geçen sene şu Sevgi teyzeyle yeterince samimi olamamıştım. Bu sene size daha çok geleyim de ben de kaynaşayım kendisiyle. Senin de bize sık sık gelmen için bahane oldu yani. Aynen öyle. Herkes en çok seni sevsin istiyorsun değil mi? Sevgi teyze de sana bayılsın, yere göğe sığdıramasın. Ya. Bir tek sen en çok beni sev istiyorum. Sevilmez mi be güzelim ha? Sen söyle, sevilmez mi? Gençler, Aybike'yi gördünüz mü? Yok, sınıfta değil mi? Yok, çantasını bırakıp gitti. Birazcık canı sıkkındı. Ben de yalnız kalmasın dedim. Berk mi bir şey yaptı yine? Sence? Yani Berk de sıktı ama artık. Siyah. Ne oldu, niye suratın düştü senin? Sevgi teyzenin oğlu. Sarp'la Yasmin'in babası yani. Ha, bu sizi konaktan kovan adam yani değil mi? Giden beyefendi okulumuzun yeni sahibi çocuklar. Yeni sahibi. Ahmet Yılmaz. Sevgi Hanım'ın oğlu kendisi. Babanın adını öğrendin mi peki? Ahmet Yılmaz. Baktın mı internette? Yok. Yeni bir kabusla karşılaşmaktan korktum. Yok. Türkiye'de en çok kullanılan 5 erkek isminden biri Ahmet. En çok kullanılan 2 soyadından biri Yılmaz. Oğlum bak, biz bu kombinasyonla babanı anca böyle 7-8 seneye buluruz. Ben sana söyleyeyim. Boş ver, kapat olacağım. Bulup ne yapacağız zaten ya? Kim dediniz? Ahmet Yılmaz dedim. Olcan, bir şey mi oldu? Yok, no, hiçbir şey olmadı hocam. İyi dersler çocuklar. Hadi sınıfa gidelim. İyi misin sen? Babası? Kim? Ahmet Yılmaz. Ömer'in babası. Ne diyorsun ya, ne saçmalıyorsun? Ya Ömer'in öz babasının adı Ahmet Yılmaz'dı. Bu adamın ismi de Ahmet Yılmaz. İyi de oğlum, Türkiye'de bir sürü Ahmet Yılmaz diye adam vardır zaten. Ya evet ama o durup kimsenin annesi gelip de günün birinde bütün mal varlığını Ömer'e bırakmıyor ya da ben sizin babanızın falan demiyor. Yani bu bir tesadüfse sizce çok garip bir tesadüf değil mi? Nasıl yani, o adam babası, Sevgi teyze babaannesi, Sarp'la Yasmin de kardeşi mi yani? Maalesef. Hayır ya, böyle bir şey olamaz yani. Değildir öyle. Bir dakika durun ya, hemen öyle karamsarlığa kapılmayın. Önce bir emin olalım doğru mu değil mi diye. Nasıl olacağız? Ömer geliyor. Çocuğa şimdi bir şey çaktırıp moralini bozmayın, tamam mı? Bir şey olmamış gibi davranın. Git sınıfa geçmeyin, kimya hocası laboratuvara bekliyor. Asiye? İyi misin sen?
Niye böyle bakıyorsunuz bana? İyiler ya, iyiler. Bu bizim Berk var ya, Aybike'nin biraz canını sıkmış. İkisi de ona tutulmuş. Aslan bunlar, aslan. Çok duygusallar. Hadi biz sınıfa gidelim ya da laboratuvara gidelim. Hadi. Aybike, yani biliyorum çok sevmiyorsun, hiç hoşlanmıyorsun hatta ama... Yani ne bileyim, sen böyle durduğun zaman ben bu herife daha çok kuruluyorum. Yani ne bileyim, gidip bu herife bir şey dalas, bir şey yapasım geliyor yani. Bak Tolga, eğer gidip belki bir şey yaparsan ben de sana bir şey yaparım. Diyorsun. Yani sen yaparsın. Sen yaparsan ben şaşırmam. Doğru. İyi bari. Hala ağzımdan çıkanlara inanan birileri var. Yani ne bileyim, ya bu herifin gidip senin benimle arkadaş olabildiğine inanması, üstüne bir de buna delirmesi falan bana çok saçma geliyor sadece. Ben istediğimle arkadaş olurum Tolga ya. Kimse buna karışamaz, ona ne? Ya doğru tabii, doğru söylüyorsun. Yani sen istediğinle arkadaş olursun ve kimsenin buna karış... Sen istediğimle arkadaş olabilir... Yani biz arkadaş mıyız şimdi? Yani yok, arkadaşız diyemem. Sonuçta o kadar yanlış yaptın bize. Ama bu aralar senden nefret etmiyorum. Ya olsun. Tolga Barçın için bu da bir şey sonuçta değil mi? Sağ ol. Rica ederim. Sen niye gelmiştin? Yani ben aslında ders laboratuvara alınmış, onu söylemek için sana gelmiştim ama seni böyle otururken falan görünce... Neyse, hadi gidelim. Ya belli etmeyin. Adamı durduk yere kıllandırmayın dedik. İkinizin de alnında resmen Ömer bir problem var yazıyor ya. Çok canım sıkıldı, ne yapayım? Yani tamam, ben Ömer'in bir yerlerde babası, kardeşleri olduğunu biliyordum ama... o adamın babası, o uyuzların da kardeş olması ihtimali delirtiyor beni yani. Vallahi ben de. Adam resmen, hani bu olay gerçekse kendi öz oğlunu evinden kovdu demek oluyor. Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ne? DNA testi. Nasıl yapacağız ki onu? İkisinden de saç örneği alacağız. Özel bir laboratuvarda baba oğlu değiller mi diye kontrol ettireceğiz. He, sonuç olumsuz çıkarsa da o zaman Ömer'e hiçbir şey söylemeyip canını sıkmamış. Güzel plan he bu. Oğlum adam kel, nasıl alacağız o saçı? Hakikaten ya, adam kel. Ne yapacağız? Bilmem, yani bir çaresine bakacağız artık. Bir şey diyeceğim, sisterim gelir, lütfen hiçbir şey çaktırmayın, tamam? Zaten canı sıkkın, bir de bu olayı hiç takılmaz. Bu üçümüzün arasında sır o zaman, tamam? Hadi. Doğal davran. İyi de Muhsin Bey, sürekli yeni bir vergi, yeni bir ödeme çıkıyor. Ben anlamadım ki nedir bunlar? Tamam ama siz bunları bana, ben bütün paramı bu işletmeyi satın almaya yatırırken neden söylemediniz? Hayır. Hayır efendim, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayatımda kaç kere iş yeri aldım ben. Tamam, peki tamam. Tamam, ben düşüneceğim bir şeyler. Tamam, haberleşiriz. Oldu. İyi günler. İşler biraz ters gidiyor galiba. Ahmet Bey. Böyle beyi, hanımı atmıştık galiba en son. Ayrılırken değil mi? Evet, doğru. Kusura bakmayın. Kusura bakma. İşler gerçekten biraz ters gidiyor Ahmet. Ne oldu? Kulübün alımıyla ilgili bir problem mi var? Maalesef öyle.
Ben böyle konuşamayacağım. Durup da konuşalım. Yani işte satın almayla ilgili bir problem değil de yine de bir sürü ödeme çıktı başıma. Şu harç, bu harç, o vergi, bu vergi derken sonuçta yüksek bir meblağ tutuyor. Ben de kendimi ona göre ayarlamadım ekonomik olarak. Ne yapacağım bilmiyorum. Tatsız olmuş gerçekten ya. Öyle vallahi. Yani mis gibi işletme, gül gibi kulüp. İptal olursa gerçekten çok üzülürüm. Evet, gerçekten çok iyi bir kulüp ve iyi işletilirse karlı da bir iş. bir ortak mı alsın acaba? Hı? Ortak mı? Yani hem finansı hem de iş yükünü bölüşmüş olursunuz. Yani aslında şu durumda gayet mantıklı. Ama nereden bulacağım ben hemen ortağı? Bir ilan falan mı veriliyor bunun için? Yani olabilir. Ama benim sana daha iyi bir teklifim var. Bak ben de kendime iş bakıyorum. Ayrıca bir kulüp yöneticiliği geçmişim de var. Dubai'de bu işi yapıyordum ben. Yani orada bir deneyimim söz konusu. Ayrıca senin gibi güzel bir kadınla çalışmaktan büyük zevk alırım. Ben çok şaşkınım şu anda, çok naziksin. Teşekkür ederim. Ama gerçekten spor salonunda iş görüşmesi yapmayı hiç düşünmemiştim. Vallahi sabahleyin ben de evden çıkarken böyle bir şey yoktu aklımda ama... Kader bazen böyle ağlarını örüveriyor işte. Ve sen bundan kaçamıyorsun. Tamam. Peki. Kabul ediyorum. Ortak olabiliriz. Ne mutlu bana o zaman. Ne mutlu bana. Her sabah buraya gelmek için çok güzel bir motivasyonum olacak. Sahip çıksa alan o arka ayaklarına. Birileri gergin galiba, hayırdır? Bak çok güzel kaşınıyorsun, doğru. Çok güzel kaşınıyorsun ama seni dövmeyeceğim. Vallahi dövmeyeceğim. Çok korktum, bak gidiyorum ben. La oğlum git başımdan ya. Ne oldu ya harbiden? Dün gece canını sıkan bir şeyler mi oldu? Bak ne diyeceğim, dün gece biraz uzun takıldık. Seni biraz geç bıraktım eve. Acaba diyorum, ondan mı ilk derse gelmedi ha? Öyle mi dersin? Oğlum, bak senin o ağzını kırarım ha. Hadi. Seni öldürürüm, babam bile elimden alamaz. Ömer, tamam, Ömer. Ne yapıyorsunuz siz, doymadınız mı kavga etmeye? Ben de onu diyorum Süsücüğüm ya. Bu çocuk benimle kavga etmeden duramıyor. Anlamadım, niye böyle? Tamam, uzatma sen de o zaman, kışkırtma. Seninle bir konuşalım mı Süsücüğüm, ha? Ama bu vitaminsiz olmayacak. Üzülmezsin herhalde. Ömer. Ne konuşacaksak konuşalım. Dinliyorum. Neyi? Bilmiyorsun yani. O çocukla ne işin vardı, o çocukla niye yemeğe çıktın? Bunu soruyorum sana. Ha, uyuz olduğun Sarp'la mı? Evet, sana Süsü diyecek kadar samimi olan gerizekalı Sarp'tan bahsediyorum. O tesadüfen oldu ya. Ne? Tesadüfen oldu. Santrançta kazandım, kaybetti, yemeğe çıkardı. Aynı sen ve o kız gibi. Sen şimdi böyle yaparak bana ders verdiğini falan mı düşünüyorsun, ha? Öyle mi oldu yani? Ben ders falan vermiyorum. Benim ne hissettiğimi sen de anlamış oldun, o kadar. Bile isteye bunu yapman çok yanlıştı Süsen. Çok yanlıştı. Sen yapınca hiçbir sıkıntı yok, ben yapınca mı sıkıntı? Sen biz bu konuyu kapattıktan sonra sırf inat olsun diye yaptın. Aynı şey değil. Aferin sana ya. Aferin. Suzan bugün izin gününmüş. Evdeysen uğrayayım. Güzel gelişmeler var hem. Konuşuruz gelince. Ah, çok mutluyum. İçim içime sığmıyor.
Her şey harika gidiyor. İş, aşk. Harika. Gençler. Biz bu adamın evine nasıl gireceğiz? Hadi girdik diyelim. DNA testi için kaşık maşık, diş fırçası falan bir şey almamız lazım. Nasıl alacağız? Haklısın vallahi. Bunu hiç düşünmedik. Yasin, daha önce de buna benzer bir şey yaşamıştık, hatırlıyorsun. Acaba diyorum, sen Yasmin'i oyalasan da ben eve mi girsem? Yani biz de patron Asiye. Bu karar versin. Yani sonuçta Ömer için uğraşıyoruz. O yüzden mecbur. Yani bence de. Herkes yerine otursun lütfen. Oturabilir miyim? Olur. Oturabilirsin tabii. Burası benim yerim yalnız. Oturdum bile. Bunlar ne alaka? Kıskandırmaya çalışıyor herhalde. Çok ilgimi çekmiyor zaten. Heh. İki deli. Kusursuz eşleşme. Çocuklar, bugün laboratuvarda yaptığımız deneyle ilgili sizden detaylı bir rapor hazırlamanızı isteyeceğim. Hocam, eşli olabiliyor muyuz? Evet Oğulcan, ben de bunu konuşacaktım. Üç kişilik gruplar halinde çalışacaksınız. Hocam, ben Yasmin ve Oğulcan'la ekip olabilir miyim acaba? Benimle mi? Evet. Niye ki? Bilmem, şaşırdım. Ama uyar. Bana uymaz. Bu çocukla ekip olmanı istemiyorum. Aa, oğlum kardeşin okey diyor. Sana ne? Çocuklar bu kadar yeter. Grupları ben kuruyorum. Afra, Sarp, Berk. Uyar. Ben bayıldım bu gruba. Vallahi ben de öyle. Ömer, Leyla ve... Kaptım çalışkan çocuğu ha. Öyle bedavaya not yok, çalışacaksın. Allah Allah. Ben bu kızı bir gün parçalayacağım. Parçalayacağım. Süsen. Neyse kızım, sen şimdi sakin ol. Prensesliğini bozma. Ve de Tolga, Yasmin, Haybike. Son grupta Asiye, Doruk ve Oğulcan. Yani sevgilimle baş başa olmayı tercih ederdim tabii ama... üçüncü torbadan Oğulcan'ı çektik. Bana fırsat anca gelebildi. Gerçekten elinize sağlık. Harika bir şey. Ay Akif ya. Hı. Acaba diyorum ki ben şu saçlarımı sarıya mı boyatsam? Niye boyatsan ki saçını sarıya? Sen böyle şahane, esmer bomba bir insansın ya. Bırak, bırak sarışınlıkla Nebahat'e kalsın. Ay, Nebahat deyince... o şimdi mutluluktan havalara uçuyordur, biliyor musun? Ya aileleri sinir edeceğim diye delirmiştir. Nasıl sinir edecek aileleri Nebahat? Onlardan daha sarışın olduğu için mi? Acı aileler derken o lar kim oluyor acaba? Nebahat kulübü satın aldı ya. Ne? Evet, dün. Nebahat kulübü satın aldı dün. Ve sen bu kadar güzide, bu kadar kıymetli, bu kadar önemli bir bilgiyi bana vermiyorsun yani. Ay bu haberin neresi güzide, kıymetli, önemli anlamadım ki. Suzan, kulüp diyorsun, Nebahat diyorsun, aldı diyorsun. Ya oturulur, konuşulur, düşünülür. Oradan belki bir sakal çıkar, bir katakulli yapılır Allah'ını seversen ya. Aa, kim bu saatte? Ben kimseyi beklemiyordum. Ben bekliyordum. Şahsi ihtiyaçlarım vardı, markete haber vermiştim. Onlar gelmiştir. Sen uzat ayaklarını ya. Rahatına bak, ben açarım. Tamam. Geldim. Geldim kardeşim, geldim. Gel. Akif.
Senin ne işin var burada? Aa! Nebahat geliyorum diye mesaj atmış bana, görmemişim ben. Nebahat benim... Suzan çok hastalanmış da. Beni aradı, ben dedi çok hastalandım. Ben de dedim ki geleyim bir çorba yapayım dedim. Biliyorsun bile iyi de hasta bakarım. Vah vah. Çok geçmiş olsun. Pijamalarınla mı bakıyordun hastaya? Nerede o? Nerede? Ya Nebahat bak aç. Suzan? Nebahat? Ha ha. Nebahat. Arkandan iş çevirdin Nebahat. Bak ben durumu kesinlikle açıklayabilirim. Ben de durumu sana kesinlikle açıklayabilirim Nebahat. Hı hı. Pijamalarınla mı? Biz seninle ne konuştuk? Ha? Ben bu adamı eve almayacaksın demedim mi sana Suzan? Ya Nebahat vallahi bildiğin gibi değil ha. Gerçekten bildiğin gibi değil. Ya ben geçiyordum öyle bir uğradım bu kadar. Evet, pijamalarınla uğradın. Bana bak. Ben senin ciğerini bilirim, ciğerini. Yeter. Beni kandıramazsın sen artık. Ya dürüst olalım. Aslında kandırırım. Gayet de kandırırım da işte pijama olunca tabii zor oldu biraz. Pijama olmayaydı. Nebahat bak. Bu adamcağızın zaten yatacak yeri yok. Biliyorsun sen de. Bir şey istemek için. Suzan yeter artık. Daha fazla yalan duymak istemiyorum senden. Daha fazla bahane duymak istemiyorum. Yatacak yeri olmasın diye bu adamı eve istemedim zaten. Demek beraber kalıyordunuz ha? Öyle mi? Yine sırtımdan vurdun beni. Yine sırtımdan vurdun. Ben bu adam bu eve gelmesin diye sana bu imkanları sağladım. Bu evde kalmana izin verdim. Ama artık boşaltıyorsunuz bu evi. Derhal ikiniz de çıkın evimden. Ya Nebahat Allah'ın seversen tamam ben çıkayım evinden de. Yani Suzan ne kabahati var? Suzan kalsın burada yine. Söz vermişti çünkü. Söz vermiştin ama sözünde durmadın. Sen de çıkıyorsun bu evden. Derhal. Çekil. Ay. Ah be Akif. Ah be Akif. Yaktın yine beni ya. Yaktın yine beni. Deli anam deli deli. Ne yapacaksın? Ne demişler? Deliyle çıkma yola. Başına gelir bin türlü bela. Deli işte. Ne yapacaksın? Kader, kısmet yani. Sistemi hadi bak çok sıkıldım ben. Tamam dur ya bekle. Dur annem mesaj atmış. Ne diyor? Hangisini giyeyim diye kıyafet resmi atmış. Ne kıyafeti ya? Bunu da anlamayacak ne var ya? Anneniz büyük buluşmaya hazırlanıyor işte. Bu yine niye pis pis sırıtıyor? Beni gördü diye mutlu oldu herhalde. Ne bileyim. Aynen ondandır. Sistrim hiç kıskanmaz. Zaten imkansız bir aşka düştüm. Özenecek hiçbir tarafım yok. Neyse dur arayalım annemi. Anne? O kıyafetler ne? Akşam bir beyle yemeğe çıkacağım da. Ah. Ne bey ya? Kim bey? Bey kim? Dere bey. Ne bey olacak oğulcan? Babanla yemeğe çıkacağım. Başka bey mi var benim hayatımda? Anne ciddi misin? Aradı mı seni? He. Mesaj attı. Balıkçıya gideceğiz. Konuşacakmış. Anne çok sevindim ya. Tamam dur o zaman şöyle yapalım. Gelelim öyle sana kıyafet seçelim. Seta okul bitti biz hemen geliyoruz. İyi iyi. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Koş 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 koş. Dur bekle. No, git. Tamam dur ya. Al git. Ay keşke o Nebahat'in mesajını görseydim de böyle kabak gibi yakalanmasaydım. Keşke. Bir de keşke diyorsun ya Akif. Beni de yaktığın yetmiyormuş gibi bir de keşke mi diyorsun bana şimdi? Ya biz nerede kalacağız? Sokaklarda mı yatacağız? Ya Suzan'ım merak etme bir çaresini buluruz. Ne çaresini bulacaksın? Ya Suzan ben bütün yazı sağ salim geçirmişim ya. Sen bana sor ya. Ben şu anda barınacak yerlerin kompetanı olmuşum ya. Örnek mesela. Şehirlerse otobüs terminali. Hem sürekli aydınlık hem su bedava.
Ya da mesela hastanelerin acil kısımları. Orada da böyle koltuklar yumuşak, bir de klima falan da var. Ya canımın içi, avcı ne kadar yol biliyorsa ayı da o kadar mağara biliyor. Sen bana bırak ya. Akif ya, deli deli konuşup beni iyice korkutma. Hem ben biliyorsun ki öyle yerlerde kalamam. E tabii kalamazsın. Kalma da zaten. Neden kalasın? Suzan, buldum ben. Gel, gel ya, ver elini. Gel, bir güven bana, ver elini ya. Bir elini verir misin? Olumlayacağız. Şu andaki halimizi olumlayacağız. Ve illaki bir çözüm bulacağız. Bak çok basit, şöyle yapıyoruz. Üçe kadar sayıyorum, hüp, şahane bir nefes alıyoruz. Nefesimizi verdiğimiz an hiçbir sorunumuz kalmayacak. Hemen olumluyoruz durumu. Bak, üç deyince alıyoruz nefesi. Bir, iki, üç. Hop. Nefesin yarısında olumladım. Aklıma geldi nerede kalacağımız. Buldum. Hadi yürü. Gel gel. Al. Ya al şu. Al şahsi valizini al ya. Tamam, bırak elimi. Gel. Olumluya olumluya. Hadi bakalım. Şu ödev için grup olmaya ikna etseydim iyi olacaktı ya. DNA için ne gerekiyorsa evlerinden alırdık. Yasmin bayılmıştı bu fikre ama Serp istemedi işte. Kız üzülmüştür. Sen kıskanmadın değil mi? Kimi, kızı mı? Hayır ya. Niye kıskanayım onu? Ne bileyim. Oo, Dorukcuğum. Ya bu sefer aynı grupta olamadık ama bir dahaki sefer artık. Üzülme sakın. Olur, üzülmem. Bir dahakine artık. Bu arada duymuşsundur. Satrançta finale ikimiz kalmışız. Yani iyi olanı görmeye çok az kaldı tatlım. Evet, öyleymiş. İki gün sonra da şampiyonluğumu kutlarız. Üzülme sakın. Sıkı tut da kaçırmasınlar. Ne olur ne olmaz diyeyim ben. Çünkü galiba bu okulda ne zaman ne olacağı pek belli olmuyor. Görüşürüz. Ciao. Şu kızın Ömer'in kardeşi olma ihtimali beni delirtiyor. Gerçekten öyle bir şey var mı onu da bilmiyoruz ki. İnşallah bir yol bulursun. Ne yolu buluyoruz? Ne yol, ne? Yok öyle bir yol. Ne alaka? Oğlum ben de onu soruyorum ya, hani ne yolu arıyoruz? Şey ya, bu satranç turnuvasını kazanması gerekiyor ya senin. Hani Yasmin'i yenmesi için bir yol bulmamız lazım. Onu düşünüyorduk. O yol bulmadan olmaz çünkü. Ya düşünmeyin bunu bu kadar. Benim kardeşim yenilmez kimse. Hem benim Asiye'm kim, Yasmin kim? Değil mi? Kim o kız? İşte kim o? Sıkıntım. Kim ki zaten? Şengül Hanımcığım, biz Suz Hanım'la oturduk, konuştuk, düşündük, taşındık. Biz senden daha merhametli, daha yüce gönüllü, daha misafirperver birini tanımıyoruz. Eksik olmayın Akif Bey, vallahi öyle derler. Ha işte öyle dedikleri için de diyoruz ki bu akşam sen de kalalım. Ha? Yani rahatsızlık vermek istemeyiz tabii ki. Öyle bir şey olursa söyleyin. Yeriniz uygun olmayabilir, müsait olmayabilirsiniz. Yani biz başka yerde de kalabiliriz değil mi Akif? Yani mecbur hissetmeyin bize kendinizi. Yani yok yok, ondan değil de yani Akif Bey anlattı ya, hani dedi ya Nebahat Hanım onu evde istememişti. Ben de hani biliyorsunuz ona hala temizliğe gidiyorum. Hani duyarsa ederse işimden falan olmayayım ben sonra. Aman Şengül Hanım, Allah aşkına. Burası sizin tapulu eviniz. Yani kimin misafir geldiğine, kimin misafir olarak bu evde kaldığına kimse karışamaz ki. Sizin değil mi? Tapusu sizde değil mi bu evin? Ha, tapusu bende. Bitmiştir. Acı nereden duyacak? Sen söylemesen, ben söylemesem, biz söylemesek nasıl duyar Nebahat burada kaldığımızı? Doğru, öyle düşününce tabii öyle oluyor da. Bir gece kalacaksınız değil mi? Ya tamam o zaman yani. Ay sağ olun, hiç unutmayacağım bu iyiliğinizi. Ne kadar şahane, ne kadar özel bir insan teyze kim? Aa, Sevgi teyze geri mi geldi?
Hoş gelmişsin Sevgi teyze. Hoş bulduk kızım. Ama bahsettiğiniz Sevgi teyze, ama hani şu çocuklara bir sürü imkan sağlayan, efendime söyleyeyim, fakir fukara anası, Karun kadar zengin olan... Efendim, nasıl, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Sağ ol. Biliyorsunuz Sevgi teyze artık bizimle kalacakmış. Ha? Sevgi teyze orada koca yalı dururken hayırdır niye buraya geliyorsun? Artık o evle de, o evde yaşayanlarla da bir ilişkim kalmadı. Bundan sonra benim evim burası. Ailem de Ömerler. Allah Allah. Hayırlı olsun, hoş geldiniz o zaman. Efendim, takdim edeyim kendimi. Akif bendeniz. Akif, tekrar öpeyim efendim. Müşerref oldum, hoş geldiniz. Bu karnındaki şeyden asla, ama asla Ahmet'in haberi olmayacak. Gerçi oğlumdan mı peydahladın, o da belli değil ya. Neyse artık. Siz ne diyorsunuz bana? Nasıl böyle hakaret edebilirsiniz siz? Senin hayatın boyunca uzak durman gereken biriyim. Ne dediğimi düşün ve oğlumdan uzak dur. Ben de Suzan. Ömer'in annesiyim. Memnun oldum kızım. Hadi Emel'im, biz içeri geçip ödevlerimizi yapalım. Tamam. İyi günler. Aklı gitti kadının zar. Herkes fakirliğe mi özeniyordur nedir? Nasıl asil kadın? Nasıl asil kadın ya? Yemin ederim tacı olsa Suzan, değil mi? Suzan. Sana ne oldu? Hayırdır? Rengin benzin attı senin. Tanışıyor musun siz eskiden? Yok, yok canım, ben nereden tanıyayım? Kadın kümeste, bunlar evde. Buranın da nüfusu gittikçe artıyor. Ev değil, Şengül pansiyon. O zaman ben valizlerimizi şey yapayım, taşıyayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Ben size göstereyim. Siz de böyle bir tek günlük kalacak gibi gelmemişsiniz ama Akif Bey. Ne yapacaksın? Ve anahtarı şuraya sakladıydım. Hadi bakalım. Babaannem gerçekten kafayı yemiş. Yani bu yaptığının başka bir açıklaması olamaz. Ya ben bir şey diyeceğim. Sizce bu Ömer denen çocuk babaanneme büyü yapmış olabilir mi? Hayır, çok ciddi söylüyorum. Çünkü yani başka bir açıklaması olamaz. Babaannemin torunları yerine bu Ömer denen çocuğa bütün mal varlığını bırakması falan. Saçmalıktan başka bir şey değil kızım. Bir de siz öyle dediniz diye evi terk etti, öyle mi? Babanız dün gitti getirmek için ama ikna edememiş. İlla bu evde kalacağım diye tutturmuş. Ev dediğin de yani kümes. Ama annemi burada bırakmayacağım ben. Aman yeter, çok da lazımdı. Baba, hı. Benim aklıma başka bir şey geldi. Şimdi bu okul artık bizim olduğuna göre. Atalım şu Ömer'i. Babaannem de engel olamaz. Kurtuluruz yani. O kadını da yapmayalım istersen ya. Öyle mi? Niye, sevdin mi sen bu çocuğu birdenbire? Böyle bir yakınlık falan mı hissettin acaba? Hayır canım, ne sevmesi Allah aşkına yani. Annemle uğraşmak istemiyorum. Bir sürü sorun yaşadık. Sen de biliyorsun bunu yani. Neyse, benim size çok daha güzel bir haberim var. Hani bu takıldığınız Yakut Kulüp var ya. Hı. Hı. İşte oraya ortak oldum ben. Aa, cidden mi? Süper. Vay, tebrikler. Ahmetciğim, niye bunu daha önce söylemiyorsun? Ay vallahi bilsem bugün o kadının ağzını... Pardon Şevval'cığım, pardon. Ben evden çıkıyorum. Geliyorsun değil mi? Benim kulübe gitmem lazım. Bu imza işleri daha bitmedi. Daha sonra devam ederiz, olur mu? Afiyet olsun. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz.
Çıkıyorum ben de. Kulüpte görüşürüz. Ne? Patronu çelik yaramış bakıyorum sana. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Vallahi bence de. Ben de kendimi gayet iyi hissediyorum. Bomba gibiyim. Belli belli. Işıldıyorsun. Sağ ol. Nereye bakalım böyle süslü püslü? Hani bugün biriyle ortak oldum demiştim ya sana. İşte onunla bir ufak kutlama yemeği yapacağız. Yani hem kutlama hem iş yemeği gibi bir şey olacak. İyiymiş. Bir ara ben de kulübe geldiğimde tanışayım şu ortağınla. Pardon, bakayım saati. Aslında vaktim de var benim. Ben de mi gelsem acaba bu akşam seninle? Olur. Tamam, yani olabilir istiyorsan. Yok yok. Bakalım beni yanında istiyor musun diye seni denedim. Aşk olsun oğlum, ben seni niye istemeyeyim? Her zaman. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Başka sefere gelirim artık. Bu akşam zaten benim de işlerim var. Ona haber vermek için geldim odana. Tamam, o zaman başka sefere. Anlaştık. Hatta senin şu ortağının çocukları falan varsa onlar da gelir. Böyle hep beraber bir yemek yeriz, daha şık olur. Olur. Aslında evli mi bekar mı o kadar detaylı sohbet etmedik ama... Gerçi alyansı da yoktu parmağında. Ama belki çocukları vardır. Neyse neyse, yaparız tamam. Yaparız bir şeyler. Anlaştık. İyi eğlenceler. Sağ ol canım. Sana da. Bolacılığı yaptım seversiniz diye. Suzan Hanımcığım, biz bu salatalıkları Tekirdağ'dan getiriyoruz burada. Özeldir. Oğulcan uydurma, uydurma. Koy, Akif amcanın önüne koy. Ne boşsan biliyor. Geldi. Misafire verilir oğlum. Asiye, neyi bekliyorsun? Doğru. Ha, babasıyla vakit geçirsin dedin yani. Evet, babasıyla pek vakit geçiremiyorlar biliyorum. Yani hazır o da buradayken gelsin beraber biraz zaman geçirsinler istedim. Toruk'un haberi var mı bundan? Yok, sürpriz olacak. Hadi bakalım. Hah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemeğe davet edilince tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Kesene bereket kardeşim, iyi düşünmüşsün. Gel buyur geç. Afiyet olsun. Her şey yedi ama ya. Olacak. Baba? Oğlum? Bu senin işin değil mi? Aslanım benim be, aslanım be. Ulan nasıl özlemişim seni lan? Merhaba Suzan Hanım. Merhaba Doruk'cum, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz peki ne alaka buradasınız? Biz bir geceliğine Şengül Hanım'a misafir oluyoruz. Ben sana işin aslını söyleyeyim oğlum. O anan olacak Nebahat Suzan'la beni evden kovdu. Şengül Hanım da sağ olsun bir günlüğüne bize kapısını açtı bu. Anladım. Yani keşke elimden bir şey gelse. Keşke oğlum, keşke. Doruk'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olayım ne olursun Nebahat Hanım'a bir şey deme. Bak ben oraya işe gidiyorum hani. İşimden gücümden olmayayım. Yok yok, merak etmeyin Şengül Hanım, bir şey söylemem. Sağ olasın. Hadi. Ver. Git Sevgi teyzeyle Emel'e de haber ver. Onlar da gelsin sofraya. Haydi herkes sofraya. Hadi hadi hadi. Aybike, kız kapat ocağın altını. Hadi sen de gel. Ne yaptınız, bir şey düşünebildiniz mi? Biraz da ben düşündüm. Diyorum ki biz geç saatlerde o eve girelim. Nasıl gireceğiz? Asiye şimdi zaten evin böyle bütün her yerine hakim olduğu için krokesine de hakim. Yani girecek bir delik buluruz gibi geliyor. Ben niye giriyorum ya hırsız gibi? Yakalanırsam ne diyeceğim? Ne bileyim, ne dersen de. Yok yok, bence de olmaz o. Biz bence bir şey bulana kadar düşünmeye devam edelim. Ben tükendim. Geliyorum. Doğal davran. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şu. Çiçeklere şey yaptım ya, bakıyordum. Aşık iyice başlarına vurdu. Yenge geliyorlar. Oğulcan, ne dolanıyorsun orada aval aval? Hadi gel oğlum. Hadi oğlum, oturun. Hadi canım. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım.
İyi akşamlar. Nebahat. Yani gözlerim kamaştı. Ne kadar güzel olmuşsun. Sağ ol. Utandırma beni. Yani öylesine biraz değişiklik olsun istedim. Yok, çok güzel gözüküyorsun. Sağ ol, çok naziksin. Ben daha samimi olur diye burayı tercih ettim ama arzu edersen masayı da geçebiliriz. Yo, iyi böyle, tamam. Güzel samimi olması hoşuma gitti. Ben kulüple ilgili bir iki şey geldi aklıma. Onları paylaşmak istiyorum seninle. Bak ne yapalım biliyor musun? Bence şuraya bir tane böyle bir oturma grubu koyalım ve de yanına da bir tane böyle kitaplık koyalım. Çünkü böyle misafirlerimiz geldikleri zaman böyle kendini bir odadaymış, bir evlerindeymiş falan gibi hissetsinler. Ne dersin? Tamam. Güzel, harika. Tatlı fikirler bunlar. Bir de sadece üyelere yönelik, ya sadece onların katılabileceği böyle bir turlar düzenleyelim. Mesela ne bileyim Kapadokya turu gibi, işte kamping, ne bileyim rafting falan filan gibi şeyler yapalım. Tabii bunlar paralı olacaklar. İyi kar getirirler bu arada. Tamam, harika. Yani aslında bunları senden duymak harika. Kendimi bayağı güvende hissettim şu an. Ben her zaman senin yanındayım. Rahat ol. Rahat ol. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Ben daha evvelden bunu içini görmüştüm. Öyle hatırlıyorum. Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Onun için bundan ısmarladım. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Çünkü güzelliğin biraz kafamı karıştırmış olabilir. Biz bu anı ölümsüzleştirelim. Bizim fotoğrafımızı çeker misin? Tabii ki. O zaman yeni başlangıçlara. Evet. Kulübün iki yeni ortağının anısı olsun. Olcan, şu tabağı uzatsana oğlum. Bana da ekmek versene. Tamam, bana da ekmek ver. Yalnız Şengül Hanım, sen bu işi biliyorsun ya. Ne kadar lezzetli olmuş ya. Vallahi öyle derler Akif Bey, sağ ol. Elim lezzetlidir. Evet, gerçekten çok lezzetli. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Keşke bu yemek yapma işi böyle bir genetik bir yetenek olsaydı. Ben bir kek yapıyorum, bir kurabiye yapıyorum. Vallahi kızım sana bir şey diyeyim. Biz Badır'ımda galiba birbirimizi tamamlıyoruz. O inanılmaz güzel yemek yapıyor. Ben de inanılmaz güzel yiyorum. Şengül Hanım, acaba ben sana bir lokanta mı açsam ya? Vallahi acayip para kazanırız ha. Babacığım şaşırtıyorsun beni. Senin böyle naif hayallerin mi vardı? Var tabii oğlum. Bak ben o lokantayı açayım, para kazanalım. Eve göbek atarak giderim la. Hidayet. Evladım sana soruyorum. Zenni misin sen? Sana diye galiba. Efendim? Sana diyorum evladım. Sen ne misin çocuğum? Maşallah. Ay çok severdim izlemesini. Öyle güzel göbek atarlar ki eğlendirirler. Hayır efendim, ne münasebet, ne zennesi yok, öyle bir şey yok. Allah Allah. Cüneyt, bir şarkı koysana oğlum. Arkadaşın göbek atsın. Hemen. Sevgi teyzeyi ne kısa devre yaptı Ömer. Nereye gidiyorsun? Cüneyt kimsin oğlum sen? İstiyor, ne yapayım? Senin adın Ömer. Hacı Cüneyt kim? Hidayet kim? Zenne kim? Ne oluyor lan burada? Hayır efendim, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir zennelik yok bende. Bende daha ziyade inşaat var. Hatta bir tek inşaat var bende. Zennelik yok. Sabah inşaat, akşam zenne. Anladım çocuğum, anladım. Ya Allah kolaylık versin. Yani şimdi oynamayacak mısın? Son kararın mı? Oynamayacağım. Oynamayacağım, oynayamam. İki tane düğün gezdim bugün, her yerlerim ağrıyor. O yüzden oynayamayacağım, kusura bakmayın. Allah Allah. Sen bilirsin. Ay, burası çok soğudu çocuklar. Ben içeriden üstüme bir şey alıp da geleyim. Bana bak Hidayet. Sakın ha ben yokken oynamaya kalkma. Bozulurum sonra. Bu ne? Bu ne? Vallahi
Olacak işte. Bir ara gaza geldim, atacaktım. Omuza, bu nedir ya, ne oluyor anlamıyorum ki. Ben telefonumu içeride unutmuşum, onu alıp gelin. Ya bu kadıncağızın kafası içeri gitmiş, siz ne yapacaksınız bu kadınla? Ya yok Sevgi teyze, bayağı işletiyor babamı. Göz kırptı, görmedin mi? Esat'ın. Akif'e senin pek bir alemsin ha. İki düğüne gittim dedi ya. Ne diyeyim, ne diyeyim? Artık ben de ikna olacaktım, vallahi billahi. Şuradaki gardan kırsam bir iki para mara takıyorum. Allah'ım yarabbim. O kadar yıl sonra sizinle tekrar burada karşılaşmak... gerçekten ne desem bilemiyorum. Ben senden özür dilerim kızım. Sana yaptığım şey doğru değildi. Peki Ömer'e söyleyecek misiniz kim olduğunuzu? Hayır asla. Benim kafasız oğlum reddediyor evladını. İstemiyor Ömer. Şimdi nasıl söyleyeyim çocuğa? Ömer üzülmez mi? Üzülür. Üzülür tabii, üzülmez mi? Peki siz neden buradasınız? Yani anladığım kadarıyla burada kalıyorsunuz. Oğlumla gelinim. Mirasıma konmak için akli dengesi yerinde değil diye bana rapor almak istediler. Gerçekten mi? Ahmet nasıl böyle bir insana dönüştü? Kendi öz oğluna, annesine değer vermeyen, onları yok sayan bir insana dönüşmüş. Aklım almıyor gerçekten. Benim de kızım, benim de. Ne oldu, gelmiyor musunuz Cemil? Geliyoruz, geliyoruz. Ben de biraz üşüdüm de Sevgi teyzeden bir şey istedim, onu bekliyorum. Ha tamam. Yalnız Akif Bey yemekleri barbar gibi yiyor. Geç kalırsanız aç kalırsınız ha. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Mesaiye Sevgi teyze. Kulübe. Sizin çıkarıldığınız kesinleşti mi? Yani Nebahat'ı evden kovduysa orada çalışmama da izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Kötü oldu ya. Ne güzel birlikte çalışıyorduk. Olsun, ne yapalım. Sana bir zarar gelmesin, yerin sağlam olsun da ben bakarım başım içerisine. Sen beni dert etme oğlum. Buldum. Neyi buldun? Oğulcan. Hı? Şu kimya ödeviyle ilgili bir şey geldi de aklıma. Bir baksana buraya. Siz takılın, ben tatlıyım. Olcay, sen biraz tembelsin yalnız. Olcay derken? Ama öyle. Yani Olcay arkadaşların diyor ki hadi diyor ders çalışalım diyor. Sen hala burada tatlıdasın, baklavadasın oğlum. Böyle vallahi muvaffak olamazsın, ben sana söyleyeyim yani. Tamam o zaman, ben arkadaşlarımın yanına gideyim Atıf Bey. Öyle olmaz. Oğlum niye gelmiyorsun? Oğlum bak, babana bir şey söyle. Şuna baksanıza ya. Ne alaka bilmiyorum ama annemle Ahmet Yılmaz kulüpte birlikteler şu an. Oğlum biz annenden mi isteyeceğiz çatalı bardağı? Ya hayır olmaz. Kendimiz gidip kendimiz almamız lazım. Bence de. Kulübe gidip kullandığı bardağı almalıyız. Böylece eve girmemize gerek de kalmaz. İyi de Ömer de orada olacak. Ne yapıyorsunuz demeyecek mi? Ona bir çare bulacağım ben. Ömer. Seni kulübe biz bırakalım mı? Niye? Biz de kimya ödevine bakardık orada. Hani üçümüz grubuz ya. Kulüpte ödev yapacağınız. Ha, öyle loş moş bir ortam var böyle. Hoşuma gidiyoruz ya. Daha önce görmedim ama. Ya yok be oğlum, kulüpte ödev mi olur? Olur bence. Yani. İyi yani, siz öyle diyorsanız bana da uyar. Gidelim o zaman. Atıf Bey. Biz şimdi gidiyoruz ama ben sonra geri geleceğim. Nasılsa salonda beraber yatıp uyuyacağımız için hani hiç sıkıntı. Eğer uyku tutmazsa laflarız beraber. Tabii çocuğum, tabii. Kesin beklerim, hiç merak etme. Hadi hayra karşı, hayra karşı. Dikkat et, tamam. Sen de oğlum, hadi.
Hadi gidelim. Ellerine sağlık ya. Bu akşamki yemek var ya her zamankinden daha güzeldi. Afiyet olsun güzel kızım benim. Afiyet bal şeker olsun. Herhalde babamla da buzları eritmeye başlayınca yemeklere bir sevgini katar oldun. Çünkü bu lezzetin başka bir açıklaması olamaz. Vallahi ne diyeyim kızım ya. Sabahtan beri böyle kalbim pırpır ediyor. Baksana o meymenetsiz Akif Bey bile durumdan istifade ne dediyse yaptırdı bana. Tahmin ettim. Neyse boş ver ya. Bir gece kalacaklarsa bir şey olmaz Nebahat Hanım'la. İnşallah olmaz. Korkuyorum vallahi Nebahat Hanım'dan. Ne yaptın sen? Elbise seçtin mi bana? Seçmedim. Çünkü çarşıda sana bir elbise beğendim. Bak fotoğrafını da çektim. Kız bu çok güzel Aybike. Çok şık, çok da sade. Anda tam da babanın sevdiği renk ha. Kız sen modacı mı olacaksın? Kaç para acaba dur bay? Ha, abuk. Aybike kız çok pahalı bir şey bu. Bir kerecik. Bence böyle bir harcama yapabilirsin ya. Değer babam için. Evin kredisini ödüyoruz ama. Uzundur da kendime bir şey almadıydım. Alayım bari tamam. Şey bir şey soracağım ya. Sence babam hala o kadının evinde mi kalıyordur? Yüzüğü verdiğine göre evleri ayırmışlardır değil mi? Hiç bilmiyorum Aybike. Yarın öğreneceğiz bakalım. Bir gidelim konuşalım da. Anne ya. Umarım yarın o yemekten el ele dönersiniz ve hep beraber böyle eski mutlu günlerimize geri döneriz. Ah kuzum benim. Nasıl da istiyor ailesi bir arada olsun. Güzel kızım benim. Oh. Çukurasız peçete koyuyorlar. Bu da masraf demek yani. Gençler siz söyle geçin. Ben üstümü değiştirip geleyim. Ah şuradalar. Gelin benimle. Selam. Aa, Doruk. Anneciğim. Oğlum. Merhaba. İyi akşamlar. Doruk Atakul ben. Ahmet ben de. Ahmet yeni ortağım. Sana bahsetmiştim. Bundan sonra herhalde daha sık görüşürsünüz. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Teşekkürler. Biz de bir şeyler içmeye gelmiştik. Ha bunlarla mı? İyi, güzel, ne güzel. Biz de gidiyorduk zaten. İyi anneciğim, ben tutmayayım sizi. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. İnsan bir serüven bekliyor. Şu herifin size evden kovan adam olduğunu bilmesen, tipine bakıp inanacağım ha iyi biri olduğunu. Ortak mı olmuşlar? Öyle bir şey duydum. Ha, ne alaka ben de anlamadım. İşte hadi. Ben toplayayım şu eve. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oğlum bir sakin ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Bir şey diyeceğim, sen bir sanki böyle yorulmuşsun gibi hissettim. Acaba diyorum ne yapsan, dinlensen mi biraz? Oğlum ne saçmalıyorsun, ben burada çalışıyorum, çekil. Ya bir durur musun lan? Bu şekil Asiye bir şey der misin? Baksana yüzün rengi atmış resmen. Asiye ne saçmalıyor bu ya? Hayır Ömer! Ne hayır? Bence sen haklısın kardeşim. Hiç kimse senin işine karışamaz Ömer'im. Bunlar niye böyle anormal anormal davranıyor ya? Niye ya? Normaller bence. Komikler sadece. Yok be oğlum, ne anormalliğimizi görmüşsün. Heh, geliyor benim gardiyan. Ömer. Mesai saatinde arkadaşlarımızla muhabbet etmiyoruz biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim, biliyorum. Senin ağzınla uğraşamak şimdi. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz Ömer'im. Can, çok korktum bardağı alamayacaksın diye. Hızlı ol hadi. Operasyonumuzun en zor adımını da tamamlamış bulunuyoruz gençler, doğru mu? Evet. Aynen. İkinci adım da bende. Eve gideceğim, diş fırçasını alacağım, veririm sana onu da. Asiye kurban olayım, bak karıştırmazsın değil mi? Emel'in kendini falan almazsın.
Niye karıştırayım Olcan ya? Benim bildiğim bir laboratuvar var. Sabah okula gelmeden oraya gider bırakırım. Ne zaman çıkar acaba sonuçlar? Bilmiyorum. Ama en hızlı şekilde olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ömer'den gizli bir şey yapmaktan nefret ediyorum ya. Bir an önce şu insanlarla bağlantısı olmadığı ortaya çıksın da kapansın şu konu artık. Hadi Ömer'e yakalanmadan çıkalım bir an önce hadi. Doğal davrandı. İyi akşamlar. Ben de onu tercih ediyorum. Spati gitti Bolognes. Beni seveceğim. Gök gürültüyor herhalde. Bu başka bir şey ya. Başka bir durum. Fadırıma laf ederken ya bu hiç olmadı yani. Ben nasıl uyuyacağım ki böyle? Hayır, içeridekiler nasıl uyuyor onu anlamadım. Şerit veren. İşimi öğretmedilerse çıt çıkmayacak. Uyuyanın yanında çıt çıkmaz. Sessiz sessiz uyu benim uykum böyle. Hadi bakayım. Oğulcan. Efendim. Gerek yok. Tamam. Operasyonun son adımı da başarıyla tamamlandıysa haber verebilirim. Alo Doruk. Sevgilim. Günaydın. Sana da günaydın. Laboratuvara gidebiliyorsun değil mi? Bir değişiklik yok. Gittim gittim. Test işlemleri başladı demek için aradım. Doruk ya, çok teşekkür ederim. Sen olmasan bu işi bu kadar hızlı halledemezdik. Rica ederim. Sonucu canını sıkmayacak gibi çıksın da. Umarım. Ne zaman alabilirmişiz peki? Onunla alakalı bir şey söylediler mi? Akşama doğru alırmışız. Çok beklemezsiniz dediler. Oh, tamam. Çok beklemeyiz o zaman. Aynen. Ömer ne alemde bu arada? Kıllandı mı bir şeyden? Yok yok, hiçbir şey demedi. Zaten sabah da erkenden çıktı. Kimya ödevi için ekibiyle buluşacakmış. İyi bari. O zaman ben de bir an önce kahvaltımı yapıp okula gidip sevgilime kavuşayım. Ama sen de öyle yap, olur mu? Tamam, ben de öyle yaparım. Görüşürüz okulda. Anlaştık. Bekliyorum. Bence de iyi düşünmüşsün Ömer ya. Mantıklı yani. Bu deneyi tekrarlayalım fikri. Ömer düşünmedi onu. Ben deney yaptınız derse geç kaldığım için hoca tekrardan yapmamıza izin verdi. Tamam. Ben bilmiyordum. Şimdi bunlardan bir tanesi karbonat, diğeri kabartma tozu. Ha, ikisi de kullanılabiliyormuş. Hangisini kullanıyoruz? Bence kabartma tozu ya. Bence karbonatı kullanalım. Bence kabartma tozu. Kulağa daha doğru geliyor. Da, hangisi karbonat, hangisi kabartma tozu bunların?
Kabartma tozu bu karbonat. Bence de bu kabartma tozu ya. Bu kadar haklısın ki Leyla. Hayatımda daha haklı bir şey görmedim. Vallahi yemin ediyorum ben. Bir tane balon alabilir miyim oradan? Size zahmet. Teşekkür ederim. Sirke koymamız gerekiyor mu buna? Tam bakayım. Evet, sirke koyuyoruz. Koymadan da yapılır bence ya. Uğraşmayalım şimdi. Doğru, yapılır. Niye yapılmasın ki? Dök, 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 dök. Dur, bak, bak, bak. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Dur, hemen temizliyorum ben. İyi oldu ya. Ben zaten parfüm sıkmadım diye üzülüyordum. Sirke de iyi oldu yani gerçekten. Yüzüne de gelmiş. Dur, sana da yapayım da tek başıma sirkelik ekip bak ya. Ben gidiyorum. Ne oldu? Siz gülün, eğlenin ya. Devam edin. Niye böyle davrandık ki şimdi? Yani efendi gibi deney yapıyoruz değil mi? Sonlarda değil de sanki böyle başlarda bir gıcık etmeye çalıştın kızı bilerek gibi. Hı? Öyle mi yaptım? Ben hiç farkında değilim. Emin misin? Bana bilerek yaptığın gibi geldi. Yani belki biraz. Yani sen benim üstümden Süsen'i kıskandırmaya çalıştın öyle mi? Bunu benim üzerimden yaptın. Farkındasın değil mi Ömer? Hayır, kıskandırmak demeyelim onu. Tavır almak diyelim. Sen sevgilinle trip atmak için beni kullandın yani. Tamam. O zaman ben bir üstümü temizleyeyim. Sana da kolay gelsin. Hadi Süsen'i anladık da sana ne oluyor ya? Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Ağlıyor musun sen? Hayır. Ben ağlamıyorum. Çok zorluyorlar ama ağlamayacağım. Ömer mi? Başka kim canımı sıkabilir ki? Bence tamamen zaman kaybı. Ayrıca o çocuğu kale almak, onun için üzülmek, ağlamak sana hiç yakışmıyor. Neyse Sarp. Ne olursa olsun Ömer hakkında böyle konuşmanı istemiyorum. Olur, tamam. O zaman senin hakkında konuşayım biraz. Sen çok özelsin. Çok güzelsin. Hatta bu okuldaki en ilgi çekici kızsın. Ayrıca böyle üzülmeyi, ağlamayı da hak etmiyorsun. Bunları konuşabilir miyim? Düşün bu söylediğimi. Ve seni hak etmeyen bir geri zekalı için ağlamayı bırak. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi ev gayet ferah. Güney cephe, ışık alıyor. Evi de eşyalı. Daha ne olsun, değil mi? Yani. Biraz küçük gibi. Aa, hayır. Hiç de küçük falan gibi değil Suzan. Bundan önce baktığımız evde ben ellerimi böyle yapamıyordum. Tam açamıyordum. Burada bak açıyorum ne güzel, öyle değil mi? Yani evet, doğru. Hem ayrıca bak Ömer'le evi hemen üst sokak. Yani evladın gözünün önünde olacak ya. Bıt buradasın, bıt oradasın, he? Ne? Orası öyle tabii. Tabii. Siz en son ne demiştiniz kira için? 3000 ablam. 2 de depozit alırım. Yani bu fiyatta, bu civarda böyle ev mümkün değil. Haklısınız. Dışarı da çok güzel, orayı da göstereyim. Suzan'ım, ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim Akif? Yani ne diyeyim, koskoca
villadan sonra tekrar böyle bir yere düşmek... Benim gerçekten çok moralim bozuk ya. Yani içimden hiçbir şey yapasım gelmiyor. Deme, deme, öyle deme. Ne olur, ne olur, öyle deme bak. Vallahi billahi her şey yoluna girecek. Her şeyi toparlayacağız. İnan bana, her şey eskisinden çok daha güzel olacak. Yahu sana Akif sözü ya. Akif sözü. He? Benim bu sözle pek içim rahatlamadı desem. Kırılıyorum derim. Hadi gel, gel gel, bir de bak dışarı da varmış. Dışarıya da bakalım hadi. Hadi can, hadi. Hep plan biri bak bunda. Şöyle buyurun şu tarafta. Anam bak salıncak var ya. Sallarım da ben seni burada. Buyurun bahçemiz. Vay be ama. Vallahi bahçede bahçeymiş ha. Ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada domates ekerim. Biber ekerim. Soğan ekerim. Şuraya bir tane kümes, iki tane tavuk. Çıt çıt yumurta oldu sana menemen. Vallahi bak menemenlik bahçe ya. Ben ne diyeyim sana ya? Süper bahçe ha? Ne dedin? Çok güzel ya. Evet. Gerçekten güzelmiş. Ha, çok güzelmiş gerçekten. Süper bence yani. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz mu? Yani tutuyoruz. Tutuyoruz. Tamam, tamam o zaman. Ben hemen bir koşu arabadan mukaveleyi alayım, geleyim imzalayalım. Hadi bir koşu al da gel de imzalayalım. Hadi bakalım, vallahi moralim yerine geldi ya. Ne kadar güzel oldu. Suzan, Suzan'ım yapma. Bak kurban olayım yapma. Sen böyle mahzun olunca ben çok kötü oluyorum ya. Vallahi Akif ne diyeyim? Tamam, ev işini hallettik. Tuttuk diyelim burayı. Yani ben yeniden nerede iş bulacağım? Ne yiyip ne içeceğiz? Yani biz o işleri nasıl halledeceğiz? Sen merak etme. O iş bende. Ahu gözlüm. Sen merak etme ya. Halledeceğiz her şeyi. Senin yanında Akif Atakul var ya. Sen Akif Atakul de, gerisini merak etme ya. Ömerciğim bir bakar mısın? Buyurun hocam. Benim acilen öğretmenler odasındaki toplantıya katılmam gerek. Beni bekliyorlar da. Şu zarfı rica etsem Serpa veya Yasmin'e verebilir misin? Anlaşıldı. Senin bilmek istediklerine başlayalım mı? Babam. Yani biyolojik babam. Kim o? Adı ne? Ahmet. Ahmet Yılmaz. Bir şey mi oldu? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Kim bu Ahmet Yılmaz? Ahmet Yılmaz okulumuzun yeni sahibi. Sarpların da babası işte. Sarpların babası? Evet. Geçen sene okulu satın alan Sevgi Hanım'ın oğlu. Ne oldu ki? Yok, öylesine sordum ya. Bir şey yok. Tamam. Zarfı vermeyi unutma. Babalarını ele edecekler. Tamam. Hadi gidersin. Ahmet Yılmaz. Sevgi Yılmaz. Kuzi, mektubun mu var? Hayırdır? Bu ismi hatırlıyor musun? Futbolcu gibime geldi. Kim? Ünlü falan herhalde. Yok be oğlum, ne ünlüsü? Babamın adı, babamın. Hatırlasana, bakmıştık, bir sürü çıkmıştı hatta. Ya ne alaka? Sarpların babasının ismi Ahmet Yılmaz. Sevgi teyze de Sevgi Yılmaz oluyor işte. Ha. Tesadüfe bak ya. Vallahi ne tesadüf ama. Hatırladım bak şimdi sen söyleyince bir
bir zorladım, böyle bir geriye gittim. O gün hatta bakmıştık böyle internette, yüz binlerce Ahmet Yılmaz vardı. Bence aşırı normal gibi geldi. Ya iyi de, ne bileyim Sevgi teyzenin bir anda hayatımıza girmesi falan aklımı karıştırdı işte. Yani ben sana asıl ne diyeceğim? Bu Akif Bey var ya, her gördüğünde beni böyle bir adamı farklı söylüyor. Yani bir böyle bir Oğuzhan diyor, bir Olcay diyor, bir Oktay diyor. Oktay çok saçma çünkü. Herhalde ama sana bir şey değil mi? Bu aralar bana gıcık oluyor ama tahminimce yaşlılıktan, çok normal. O ya hafıza kaybı çok normal bir şey. En azından oğla başladın. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun oğlum? Adamın ismi babamla aynı. Bu ne demek, anlayabiliyor musun? Oğlum anlıyorum anlamasına da bilemedim sanki. Ben de bilemedim kuzen. Ben de bilemedim. Peki o adam senin baba... Şşş. Yok öyle bir şey. Unut. Yok öyle bir şey oğlum. Tamam. Oğulcan bir bakar mısın oğlum? Hadi. Geldim hocam. Ah be Meryem. Ah be canım kuzum. İnşallah o senin baban değildir. Oğuzhan? Bu da farklı söylüyor ismimi. Şengül, bak ha. Olmadıysa bir büyüğünü getireyim. Yok yok, oldu çıkacağım şimdi. Ha, tamam. Nasıl olmuşum? Ay, çok güzel olmuşsun bacım. Ben de beğendim kendimi, biliyor musun? Sence Orhan da beğenir mi? Ya beğenmek ne kelime? Bayılacak bence, bayılacak. Orhan abi var ya, seni böyle görünce gittiğine öyle pişman olacak ki. Esah mı diyorsun? He, esah diyorum. Vallahi Orhan abi var ya, kesin eve dönecek. Bak buraya yazıyorum he. Ağzından bal damlıyor bacım. Eksik olma. İnşallah dediğin gibi olur. Ya izin gününde kalktın buralara kadar geldin, Allah razı olsun. Ya ne demek kardeşim? Ben senin mutluluğun için canımı veririm, canımı. Hadi bunu çıkar da alalım. Daha eve gideceksin, hazırlanacaksın. Doğru diyorsun, doğru. Saçıma da fön çektirdim. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun. İyi hadi. Alayım eşyaları da gidelim. Şey, zar koydum sıranın altına. Babana verecekmişsin. Babandan mı gönderdi? Kim bilir neler yazdırdınız kadına. Ne anlatıyorsun mesela? Malı mülkü kopartamadınız diye yeni istek listesi mi yazdırdınız? Hı? Bekleriz yani sizden de. Siz iyice kafayı yediniz ha. Ben ne dediğinizi bile anlamıyorum artık. Babaannem sizde kalmıyor mu oğlum? Kümeste olduğu yalan mı? Yok, kalıyor ama bizim malıyla mülküyle bir işimiz yok. Tabii, kesin yoktur. O zaman niye sana da bırakmak istedim malını mülkünü? Öyle bir şey olmadı. Ne diyorsunuz ya siz? Olmuş canım, olmuş. Babaannem bütün mal varlığını babama ve Ömer'e bırakmak istemiş. Neyse ki babam bir şekilde engel olmuş da kurtardık kadını pençenizden. Vallahi akbaba gibisiniz gerçekten ya. Biz bilmiyoruz böyle bir şey olduğunu. Yani böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz biz. Aynen, kesin bilmiyorsundur. Allah'ım bak. Bilmiyorum dediysem bilmiyorum. Bana bak lan. Yaşlı bir kadının yolmana, malına mülküne çökmene izin vermeyecek. Duydun mu beni? Bunu aklına sok. Çek elini ver. Ömer dur ya. Tamam ya bırak, boş ver sen de. Uğraşma. Biz doğru olmadığını biliyoruz. Sevgi teyze de biliyor. Bize yeter bırak. Aynen. Kesin biliyordur. İkiniz de kafayı yemişsiniz. Ne diyor bunlar ya? Ben artık hiçbir şey anlamıyorum ha. Tamam Ömer, sakin ol, dur bir. Ya kızım neyine sakin olayım? Ne dediklerini duymuyor musun? Bir de inanmışlar biz Sevgi teyzeyi kandırmışız güya. Tam gerizekalı bunlar ya. Oğlum hayırdır, ne oldu, sıkıntı mı? Bağırıyorsun.
Var. Sıkıntı sınıftaki gerizekalılar, Sarp'la Yasmin. Ne oldu yine? Sevgi teyze malını, mülkünü oğluyla Ömer'e paylaştırmak istiyor. Bunlar da babaannelerini kandırdığımızı zannediyorlar. Oha, bütün malını, mülkünü mü? Sormadım Aybüke bütünüm yarısı mı diye. Tamam, kızma ya. Ama bu cidden çok garipmiş, öyle değil mi? Yani garip tabii. Zaten bu kadınla ilişkiniz en başından garip Ömer. Nesi garip? Bir düşün. Kadın bir anda ortaya çıkıyor, bir anda hayatınıza giriyor. Sonra ona iyi davrandınız diye gidiyor, size burs veriyor. Tamam hadi burs vermesini anlarım da... bütün malını, mülkünü oğluyla sana vermesi yani yuh. Hani insanın kendi akrabası bazen bu kadar verici olmuyor. Yani belki çok sevmiştir. Ondandır. Hani çok yalnız falansa, değil mi? Tabii çok yalnız kaldıysa ondandır bence de. Doğru diyor. Peki sizce? Sevgi teyze benim akrabam olabilir mi? Vallahi öyleyse her şey daha da anlamlı oluyor. Neden? Sevgi teyzenin oğlunun ismi de Ahmet Yılmaz, benim babamın ismi de Ahmet Yılmaz. Ömer, bu adam senin baban. Kesin baban. Ne kesini ya, ne alaka? Allah Allah. Kaç tane Ahmet Yılmaz adında insan var yani. He, çok var. Topçusu var, şarkıcısı. O kadar var ki. Bakmıştık, hatırlıyorsun. İnşallah değildir, benim o adamla da bu yaratıklarla da bir kan bağım olmamalı. Olmamalı yani. Yani Ömerciğim, bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da annene sormak. Ay Şevval'cim, çok bekletmedim değil mi hayatım? Yok yok, şimdi geldim ben de. Ah iyi de biz niye geldik buraya be Şevval? Şimdi yani saçma sapan yine gerileceğiz. Hiç muhatap olmak istemiyorum ben bu kadınla. Rahat ol sen, öyle bir şey olmayacak. Ay nasıl olayım ya? Yine bir sürü hava atacak bize, saçma sapan hareketler. Ha, bilmiyorum valla. Biz buraya bugün onun havasını almaya geldik, tamam mı? Sen beni izle ve gör. Aa, emin misin? Canımızı falan sıkmayacak yani, değil mi? Eminim babycim. Hadi gel girelim, gel de keyfin yerine gelsin. Hadi git. Gidelim bakalım. Nereye oturalım? Gel şöyle oturalım hadi. Gel, gel. Sen dur, ben ilgilenirim onlarla. Tabii. Merhaba canım. Merhabalar. Biz bir menü alabilir miyiz? Maalesef menü olamazsınız. Pardon? Ne yazık ki menü alamazsınız diyorum. Hatta ve hatta yiyecek ve içecek servisi de alamazsınız. Aa, o niye o? Of Şevval'cığım, hadi kalk gidelim. Vallahi uğraşmayalım, muhatap olmayalım, benim sinirim bozuluyor. Ay dur dur, bozulmasın tatlım, hiç bozulmasın. Bak ben çok eğleniyorum. Senin ismin neydi canım? Rıza. Rıza, güzel. Rıza'cığım, sen burada çalışmaya devam etmek istiyor musun? Nasıl yani? Yani diyorum ki, eğer burada çalışmaya devam etmek istiyorsan... böyle başımızda sallanıp durma diyorum. Git bize birer tane menü getir diyorum. Ay. Sen buranın granolası mı güzel demiştin bana ha? Hı, evet. Bak gitti şimdi içeri. O Nebati alacak. Buraya gelip karşımıza dikilecekler. Uğraştır ondan sonra. Gereksiz. Şekerim, gelecekleri varsa görecekleri de vardır değil mi? Allah Allah. Ya öyle diyorsan öyle olsun. Hadi inşallah bakalım. Ha, ne dedim ben sana? Al işte bak, geliyor. Siz Türkçe anlamıyor musunuz? Siz ne kadar arsız insanlar mısınız? Ne bu ısrar? Buraya gelemezsiniz dedim. Ben de geliriz dedim. Yani ben buraya, dolayısıyla da misafirim buraya istediği zaman gelip gider, istediğini yiyip içer diyorum. Gülünç. Pardon, siz kimsiniz? Nasıl böyle konuşuyorsunuz? Ben bu kulübün yeni sahibinin karısıyım. Yani senin yeni ortağının karısı olarak konuşuyorum. Hah, geldi o da işte. Hanımlar, bakıyorum hemen kaynaşmışsınız. Kaynaştık aşkım, kaynaştık. Hatta senin yeni ortağın o kadar çalışkan ki... geldi siparişlerimizi bizzat kendisi almak istedi. Vallahi bravo. Çok iyiyim, harika.
Hatta ne borçluyum, benim kahvemi sen yapsana. Yalnız şöyle bol köpüklü olsun lütfen. Biliyorsun köpüksüz olunca içemiyorum. Laboratuvardan mesaj var. Sonuçlar çıkmış. Çıktı mı? Çok korkuyorum ya. Allah, bugün Ömer'den duyduklarımdan sonra o sülaleyle akraba çıkacaklar diye ben de korkuyorum. Hemen gidelim mi? Olur da Ömer'e ne diyeceğiz? Yani bence yine kimya ödevinin arkasına sığınalım derim ama. Gençler. Şu Ahmet Yılmaz olayı benim aklıma çok takılıyor ya. Gideyim Suzan Hanım'a şunu bir sorayım artık ha. Onu ne diyeceksin? Direkt böyle babam o mu falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin ha? Öyle diyeceğim. Ne diyeceğim başka? En azından şu karın ağrım gider. Geleyim mi senle? Yok gelme ustam ya. Ben tek başıma gideyim. Evde görüşürüz. Geleyim mi? Gelme. Hadi biz de gidelim. Görüşürüz kanka. Hala kanka diyor ya. Kafayı yemiş. Bir yüz versem seni rahat bırakacak da. İlgimi çekmeye çalışıyor işte. Konunun seninle alakası yok. Sen hiç takılma. Allah'ım nelerle uğraşıyorum. E hadi gidelim. Yok gitmeyin. Niye? Halbuki bizim bu ödev için üçümüzün çalışması gerekiyor ya. Ödev için mi? Şu ödeve hazırlandığınız kadar üniversiteye hazırlansanız derece yaparsınız bak. Vallahi o kadar haklısın ki. Hadi görüşürüz. Hadi git artık Halbuki. Araba arka tarafta hadi. Hadi. Oh. Buluşma saatine de az kalmış ha. Heyecanlı saatler başlıyor. Alo anneciğim. Gidiyor musunuz ayarladığım balıkçıya? Evet evet tatlım gidiyoruz. Hazırlanıyoruz biz de yavaştan. Ha, iyi bak çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Doya doya tadını çıkarın tamam mı? Vallahi ister iyi olsun ister kötü ister çamurdan olsun. Biz barıştık ya biz her türlü eğleniriz sen hiç merak etme. İyi aynen olsun. O zaman ben sizi çok tutmayayım. Orhan amcaya selam söyle. Afiyet olsun tamam mı? Sağ ol bir tanem görüşürüz. Hadi öptüm bay bay. Bay bay. Hadi bakalım Şengülcüm. Annemin hayallerini yıkmak neymiş bizzat yaşatacağım ben sana. O bozulmuş suratını görmek benim için o kadar zevkli olacak ki. Bizden heyecanlı. Ya kıza da çok zahmet oldu ha. Böyle rezervasyon falan uğraştı kızcağız. Sen hiç merak etme. Sever o böyle şeyleri. Ya sen bayağı yakışıklı oldun. Sahi mi? Evet. Neyse ben de şöyle üstüme güzel bir şeyler giyeyim de çıkalım. Gerek yok ama neyse hadi. Akif. Gerçekten şu durumumuza inanamıyorum. Niye öyle diyorsun Suzan'ım? Allah'ını seversen bak ne güzel. Kendi spamızı kendimiz yapıyoruz ya. Koy koy. Elini korkak alıştırma koy. Ya sen masaja gidelim mi deyince ben böyle bir şey hayal etmedim açıkçası. Sen şunu ayağını bir sok bakayım onun içine. Ya sok ayaklarını. Allah Allah. Oh. Oh oh. O ayaklar orada biraz dursun. Bir yumuş yumuş olsun o ayaklar. Ben o ayaklara bir masaj yapacağım. Nasıl rahatlayacaksın, nasıl rahatlayacaksın? O Taylandlılar var ya böyle yani halt etmiş yanımda. Balililer gudum gudum gudursun. O şekil yani. Oh. Oh. Ay Akif. Hı. Ya bizim hayatımız ne kadar değişti farkında mısın? Evet tabii ki farkındayım Suzan'ım. Ve ayrıca bu değişim bana umut veriyor. Umut veriyor. Tabii. Yani böyle bir sefalet insana nasıl bir umut verebilir ki Allah'ını seversen? Bak şöyle ki şöyle bir umut verebilir. Nasıl ki buralara kadar düştüysen buradan da tekrar çıkabiliriz. Ben tekrar her şeyin sahibi olabilirim. Bunun umudunu veriyor bana. Tabii. O da farklı bir pozitif bakış açısı.
Hayal. Hayal etmek lazım efendim. Her şeyin başı nedir? Hayal etmektir ya. Bak şimdi hayal et. Kapa gözünü. Lütfen kapar mısın gözünü? Kapat ha. Bak şimdi. Bak şu an neredeyiz biliyor musun? Maldivler'deki okyanusun üstündeki villamızın önündeki şezlongların üstündeyiz. Bak ayağımızda böyle okyanusun sularının içinde bak. Bak şıpırtıya bak. Hoppa sok ya. Sok ayağını sok. Kurban olduğum çekinme. Bu saatte köpek balığı gelmez buralara ya. Birazdan da kapımız çalacak. Hizmetçilerimiz yemeklerimizi getirecek. Aman oh. Kim lan bu saatte? Yani hizmetçi olmadığı kesin de. Ay, kim bu acaba? Sen oturmana bak. Maldivlerin tadını çıkar. Ben kapıyı açarım hayatım. Tamam. He. Hadi. Bakalım kimmiş. Ömer. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Aramadan geldim ama müsait miydiniz? Tabii ki. Ben senin için her zaman müsaitim. Gel içeri gir, Akif'le oturuyorduk. Şey, o varsa ben girmeyeyim şimdi. Niye? Bir problem mi var? Yoksa araziyi satıp parasını eksik mi versen? Ne olur böyle bir şey söyleme. Yok yok, öyle bir şey değil. Ben özel bir şey soracaktım da. Duymasa daha iyi. Ha. Anladım. Gel şuraya oturalım. Olur. Evet. Dinliyorum. Şimdi bir anda nereden çıktı diyeceksiniz ama... ben bir şey fark ettim. Neyi? Sevgi teyze. Bizim için yaptıkları, yapmak istedikleri... ne bileyim daha önce hiç şüphelenmemiştim. Düşünmemiştim yani. Çünkü bir insanın bir insana iyilik yapması için hani çok da büyük bir şey gerekmiyor. İstemesi yeter. Yani evet bence de öyle. Babamın isminin Ahmet Yılmaz olduğunu söylemiştiniz. Sevgi teyzenin oğlunun ismi de Ahmet. Ahmet Yılmaz. Sevgi teyze beni bu yüzden mi çok seviyor? Adam benim babam mı? Nerede kaldı ya? Niye bu kadar uzun sürdü? Bilmiyorum, bilmiyorum. Heh, geldi yakışıklı prens. Geldim. Yok. Ben bunu yapamam yani, açamam. Siz açın bana söyleyin. Yeme misin? Sen açmak ister misin? Ne yazacak bu raporda? %99 uyumlu yazarsa bu adam babası demek.
Tamam, ben açayım. Açıyorum. Aç. Sonuç ne çıkarsa çıksın, Ömer benim kardeşim, Veli de babamız, hiç değişmeyecek bu. Benim de kuzenim. %99 uyumlu. O adam Ömer'in biyolojik babası. Ya da söyleyecek miyiz? Buna sen karar vereceksin Asiye. Kuzum, hiç merak etme. Babanı da alıp evimize gideceğiz. Sen rahat ol. Buyurun, rezervasyonunuz var mıydı? Vardır herhalde. Bakalım. İsminiz neydi? Burhan, nasıl kıydın bizi? Abla, iyi misin? Şengül Hanım. Ne var, ne istiyorsun? Şu uyanma halini bizzat kendim göreyim dedim. Ne uyanma hali? Orhan amcayla annemin ayrılmayacağını kabul etme. Kurduğun hayallerden vazgeçmen gerektiğini, yani kısacası... uyanman gerekiyordu ya Şengül'cüm. Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyeni takın, büyüğün var karşında. Ya niye öyle dedin ki şimdi sen? Çok üzüldüm bak. Bir de giyinmiş, süslenmişsin falan. Sen tanımıyor musun canım kocanı? Pardon, eski kocanı.
benim attığım mesajları nasıl o attı sandın ki? Çok ayıp. Eğlendin benimle öyle mi? Buraya kadar getirip aşağıladın. Karnımdaki bebeğe de acımadın ha? Sen ne gaddar ne acımasız bir kızmışsın. Sensin o. Evli insanların arasına giriyorsun. Asıl sensin acımasız. Anandan da betermişsin. Allah'ınızdan bulursunuz inşallah. Biraz beterimdir ben. Ama seninle işim daha bitmedi Cadı Şengül. Annemle uğraşmaya devam edersen daha çok çekeceğim var senin benden. 2 dakikaya buradaymış. Tamam. Sen git. Emin misin? Yani beraber konuşabiliriz istersen. Tek konuşmak istiyorum Ömer'le. Suzan'ımla zaten konuştuysan çok da bir şey söylemene gerek kalmayacak. Konuşabilmiş mi sence? Yani üzgün gibi miydi? Bilmiyorum ki. Tanıyorsun Ömer'i böyle telgraf gibi kısa kısa mesaj atıp duruyor. Yani duygusunu çok çözemedim. Doğru. Tamam sen Sevgi teyzeyle Emel'e bir şey belli etme tamam mı? Yok zaten Emel çizgi filmi izliyor. Sevgi teyze de Aybike ile beraber. Onları oyalarım sen rahatça konuşabilirsin. Sağ ol. Kolay gelsin kardeşim. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz hep bir aile olmaya devam edeceğiz. Hiç eksilmeden. Asiye. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Konuştum Sunan'la. O adam babam mı diye sordum. Evet. Değilmiş kızım. O adam benim babam değilmiş. Allah'ım şükürler olsun sana ya. Oh. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.